Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamu ala. Dima 58 tahayyül. 4 mu diyor? Evet abi 4. 4. Küçük çekmece tarih koydun tamam. Şimdi ben yeni gelmiş misafirimiz olduğu için ona bir de şu sistem bir kısaca bir şey yapayım. Aseten sana bunu anlatacağım kısaca. Burası Dima. Burası Dima. Dima'da 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Hepsinden ayrı bir şey çıkar. Tahayyülden safsata, tasavvurdan bir behre. Bunun detayını anlatmayacağım. Taakuldan bir taraf, Arap olduğun için Arapça biliyorsun. Arapsın yani. Hep Arapça. Ha mesele. Tasdikten ilim. İlim. Fikri iltizam. Düşüncede iltizam. İzan. Buradan imtisal. Bu da Arapça. İzan Arapça. İmtisal. Tamam. İltizamdan fiili iltizam. Eylem. Cüz-i ihtiyari. İtikattan yani bu taassup. Taassup. Buradan salavet. İtikattan salavet. Bu sistem. Bu ahkam. Şimdi kafa şimdi nasıl çalışıyor? Tahayyül mekanları oluşturuyor, şekilleri. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne yaptığını bilir. İlginç taraf o. Hasan abi, yani alimi şehadete gelmesinin tahayyülümüz böyle... Olmaz. Çünkü niye? En kesif en camidir. Dimağın en kesifi budur, en cami budur. Marifetullah'ın delilleri üçtür. Su, hava, nur. Ona da sıçradı bu olay. Dün onun için saat 10'u hiç pek adetim değil, 12.30'a kadar bunlar. Marifetullah'ın burhanları üçtür. Bir tanesi budur, bir tanesi budur, bir tanesi budur. Sonra ilim oluyor. Yani en kesif bu şablondur. En kesif en camidir. En kesif. Su mu kesif? Hava mı kesif? Nur mu kesif? Su. En cami budur. Zaten su gibidir diyor. Tahayyül için. Net söylüyor. Açık ifade. Tahayyül su gibidir ha? Evet öyle diyor. İsterseniz defteri açın. Ben size sayfayı da şey yapayım. Hangi nerede söylüyor? Lemalar 128'de su gibidir. Bak, su gibidir, görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımdan, hayalattan tecrüt etmek lazım. Hayalatın içindesin. Hayalattan tecrüt etmek lazım bu şeyde. Nedir o? Görülür, hissedilir, tutulmaz. Ne olarak kaç tane? 128. O marifetullah'ın burhanı 3 tanedir. 3 tane. Çünkü ondan sonra ilim oluyor. İlim marifetullah ya. Bu sistemsiz ilim nasıl olacak? Marifetullah nasıl olacak Osman? Evet. Ona sıçradı. Su gibidir. Hava gibidir. Ha. Dimağa diyor da. Şey tasavvura. Bak o. Onu göstereceğim. Taakkula nur gibidir. Çünkü bu berzahtır zaten. Hiç şey yok. Şimdi bu, ona gireceğim zaten ilk. Buna şimdi. Abdülkerim. Abdurrahim. Abdurrahim. Hep kelime gidiyor benim kafam. Abdurrahim.
Sözler 706 zaten burayı ilk anlattığı yer. Ana hani ha, burası 706 sözler Latince'de, Arapça'da değil. Anlatıyor bunu. Şimdi bunu bilmezsen vesvese ve vehimden kurtulmak şöyle. Onu kontrol edemezsin. Ne kadar risale okursan oku, risale bile oku. Geçiyor tekrar biniyor tepene. Evet. Tekrar geliyor. Serbest bölge. He. Şimdi buranın bir, şurayı bilmek lazım. Burası serbest bölge kafada. Evet. Kafada serbest bölge. Serbest bölgenin özelliği şudur. Her şeyin, her mertebesinin bulunabileceği, her şeyin, her Türkçe anlaşılıyor mu? Anlıyorum. He. Her şeyin her mertebesi bulunabileceği. İki, insanın daimi, devamlı kontrolünde olamayacağı. Üç, insanın dimağını, iksir, kalbini mayalandıran. Dördüncüsü neydi arkadaşlar? Dört tane sıfatı var serbest bölgenin. Bir, her şeyin her mertebesini bulunabileceği. İki, her daim insanın kontrolünde olamayacağı. Üç, kalp ve dimağın iksiridir. Kalp ve dimağı iksirleyen her hakikatin her mertebesinin bulunduğu yer. Başka? Her şeyin her yerde olduğu yer. Ha, her şeyin her yerde olduğu yer. Evet, her şeyin her yerde olduğu yer. Şimdi Abdülkerim Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buraya bu serbest bölgeye, bunu serbest bölge deniliyor. Niçin serbest? Bunun içerisine şeytan, kafir cinler, erva habiseler, erva habise dediğimiz şey, olumsuz insanlar, olumsuz insanlar ve evet. Filmler. Drama. Evet. Yapıyorum. Dram, evet. Sonra mevad-i şerire, yani olumsuz mekanlar. Buraya devamlı bombardıman ediyor. Devamlı. Dört tane. Buna mukabil buraya, tasla. Şeytana mukabil melek vahiy atar. Kur'an okunurken, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin vahiy atar, bu vahiy. Evet. İlle Cebrail şart değil. Vahiy. Melekler atar, Müslüman cinler atar, erva haliyeler, iyi insanlar, iyi görüntüler, iyi filmler. Yani gözüktüğü zaman seni ferahlatan, konuştuğu zaman seni rahatlatan insanlar. Mevad-ı Aliye, camiler, mescitler, haram olmayan mekanlar. Şair-i İslamiye. Şair-i İslamiye, yani onu yazmakta fayda var. İyi Cuma falan. Şeairi İslamiye. Hat. Sanat. Evet, hat. Tamam. Sanat ya. Evet. Hatçı ya. Şair. Bak o yazdı ya. Abdurrahman. Bak. Kim yazdı orada? O Hattat'tır. Cezayirlidir. Nazarı bir çekti ya. Öyle biz yazamayız. Ya. Bizden çıkmaz o. Hani Hattat'mış. Türkiye'ye gelmiş yapıyor. O hak ediyor bunu özel anlatmama. Buraya atıyor. Tamam mı? Buraya atıyor. Buraya attığı zaman şekilleri buraya, mekanlar bu, zamanı, bu mekan, bu zamanı, düşünceleri, vehimleri. Vehimin özelliği şu. Olmayanı var yapan düşünceler. Vehim. Vehim, anladım. Olmayanı var yapar. Vesvese kalbi iyidir. Vehim akli iyidir. Vesvese kalptedir. O var olanı, fiilleri yok yapar. Yok. Varı yok yapar. İmanı var, imansızsın der. Abdestin var, abdestsizsin der. Bu ise galiba ölüyorsun. İyi değilsin. Düşünceler buradan kaynaklanıyor. Şimdi burası serbest bölge. Her şeyin her mertebesi var. Her şey her yerde. Burasını sistem şey yapıyor. Şimdi kontrol. Burayı kontrol nasıl edersin? Kontrol etmeye çalışmamakla.
kontrol etmenin yolu kontrol etmeye çalışma. Yaban arıları gibi. Arılar sana daha çok uçuşur. Tamam. Bu dima. Şimdi burada var olanları akıl tarafsızdır. Usta, bir, buraya serbest bölge şey diyor, teklifi dini altına pek giremiyor. Ha, evet, harika. Risale şöyle geçer. Teklifi dini altına girmezler burası. Vesvese Risalesi'nde diyor ki. Evet, Vesvese'de. Burası teklifi din altına girmiyor. Haramdır, düşünme, hayal etme. Yok. Bu senin dışındadır. Bu geçen hafta anlattığım için de anlatayım mı? Hayal bunun içindedir. Yani bunun içinde vehimler var. Bunun içinde hayal var. Bu tahakkülün içinde akıl var. Tamam. Tasdikin içinde ilim var. Hayal bunun içinde ve canlıdır. Ruhludur, şuurludur. İçeride hiçbir şey hayatsız değil içeride. Hiçbir şey. Canlı olduğu için biliyor sahibini. Burası teklifi dini altına pek girmezler. Onu yazayım. O önemli. Kırmızı olsa. Serbest bölge yazılmıştı. Sayfayı da söylersem bana şey. 278 abi. 278. Sözler 278. Cümleyi söyle. Abi şey yani üstü var da cüz-i ihtiyari pek dinle. Yoklar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Ha, teklifi dini altına çok giremiyorlar. Dini altına çok giremiyorlar. Çok giremiyorlar. Giremiyorlar. Böyle bir yer. Ha, o zaman ne karın var bunu duydun? Niye bana bunlar geliyor? Niye bunlar bana oluyor? Demezsin. Tamam mı? Oraya çok müdahale eden var. Çünkü müdahale eden çok var. Yani insan olmanın özelliği. Kim ne kadar ediyor biliyor musun? 18 bin alem. Hepsi burada. Onun için şimdi gelelim bizim meseleye. Marifetullah burhanları üçtür. Marifetullah ilim. Şey ilim. Üçtür. Su gibidir. Hava gibidir. Akla nur gibidir. Akılda nur mu diyor? Doğru. Öyle diyor zaten kendisi. Onu okuyacağım şimdi. Çok tuhaf bu. Şimdi oradan başlayıp gidiyoruz. Lemalar 128, sayfa 352. Deftere yazdığım paragrafı. Metni okuyorum. Aynı sade geçen metni. Bir kısmı su gibidir. Bak bir kısmı su gibidir. Görünür. Hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımdan ne yapacaksın bu kısmı? Öteki zıttını söylüyor. Hayalattan tecerrüt etmek. Şimdi hayal canlıdır, şuurludur, hisseder, görünür. Bak görünür, hissedilir. Görünür, hissedilir. Yani hissediliyor. Hayalen hissedersin onu. Hayalen. Çünkü hayalin içinde his vardır ama çok tuhaftır. Hayal kendisi halettir. Hisse hayal demiyor. Halet diyor. Hayala. Hayali halet mi? Halet diyor. Açık ifadelerde. Çok ben çalışım için söylüyorum şimdi. Gelecek de bunu teyit edilecek o kaynakları. Ama şimdi de söylüyorum. Halet söylüyorum. O zaman haletse de daha camidir. Daha ruha. Ruha çok yakın. Ruhu ruhsaldır yani. Ya ondan zaten. Halet dediği zaman tak diye parmağını koy. Ruhlu, ruhludur. Bitti. Hissidir demişse kalbidir. Fikir deyince dimağa aittir. Suyu hayale benzetiyor. Hayalattan tecrüt edersen, tam metni tam uzun almadım ya. Hayalattan tecrüt edersen hakikatları hayalinde görünür, hissedilir. Allah-u Alem Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine yetişmek, bakmak ve ayat ve şahitlerin aynelerinde, bak aynelerinde, insan ayna ya, insandaki ayna cam diyor, ayna diyor tahayyülüne, cilvelerini görmek,
neyin? Ayet ve şahitlerin cilvelerini görmek, berahim ve deliller mesamatiyle temaşa etmek iktiza ediyor ki, hepsi hayalde bu. Temaşa eden yani, seyreden, hayalime pencere açıldı. Bir de bir yer Allah nasip etti, size okuyacağım şeyler, sayfa Lemalar 130-135'te Fesubhanallah. Yani, o aynadaki... Ayna evet, evet şeyi yani, manyetizma vasıtasıyla cama dikkat ederek de çok tuhaf ve çok o konuda heyecanlıyım. Allah ikram etti, 2 hafta pusuda yatıyordum. 2 hafta pusuda bir şey verdi. Niçin aynaya dikkat ede ede, aynaya, burada nasıl açılıyor? Onu Allah nasip etti biraz. Tamam mı? Hep kazıyordum etrafını. Bir şeyler diyordum ama ben tatmin değilim, tamam. Buraya manyetizma vasıtasıyla cama diyor. Cam aynaymış. Telefona da ayna diyordunuz bir ara, tabii evet. Başka mevzu. He, ayna ayna. Aynen. Bu da ayna. Cam yani. Cam değil mi? Cam. Evet. Ondan sonra kamera ya. Aç, seyrediyorsun kendini. Evet. Kamera yok mu bunda? İspiritizma vasıtasıyla. Ha, manyetizma diyor. İspiritizma değil. Ha, öyle mi? Tabii, karıştırma. Yok, bir de hani cep telefonu da sıkıyorsun, mevzusunu da diyordunuz da. Ha, ha, tamam, tamam. O, ha. Onu izah ederken, ha, ustadın metni de manyetizma. Sonra, bu cam diyor, aynadır. Tamam. Aynadır. Kendini seyredersin. Tamam. Bunu güzel ne diyorsun? O da oldu mu olmadı mı düğmeye bas, çek resmini. Burada kendini seyredin. Şimdi buraya şey yaparken, hayalinde, bak, buraya bakarken aynanın dışında hayalimde bir pencere açılıyor. Alemi misale. Tak, tak, tak. Şimdi ona şey, bunu bitirelim ona geçeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi ayat ve şahitlerin, bak şahitlerin, ayat ve şahitlerin aynelerinde. Hangi aynelerinde? İnsana en cami, ayna, en kesif, en camidir. En kesif, Allah'ı en iyi gösteren en kesiftir. Mesela toprak mı Allah'ı en iyi gösteriyor? Su mu? Nur mu? Toprak en iyi gösteriyor. Çünkü en kesiftir. Cennet mi Allah'ı en iyi tarif ediyor? Dünya mı? Dünya. Dünya. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet. Çünkü cennet tek boyutludur, cemal. Cehennem tek boyutludur, celal. Birleştir, alem-i şahadet. İkisini karıştır, alem-i şahadet. Cennet de nur. Nur. Hep nur. Cennet. Hep nur. Evet. Burada zulmet de var. Adem de var. Oldu. He? Çünkü celal cemal karıştı. Evet. Acayip bir şey, karma. İşte burayı yapmak zordu. Celal cemalden de kemal. Cenneti yapmak kolaydır. Orada. Burada mı? Oradan nerede olursa. Cennet tek boyuttur. Evet. Çünkü iki şeyi, Adem'le vücudu, imanla küfrü, mertle hayatı aynı yerde yapacaksın, karıştırmayacaksın. Hmm. O çok zordur. Hmm. Aslında başa yani Cenab-ı Hak tecelli olarak, celal, cemal olarak ayrılıyor. Tekrar burada bir tevhid ediyor. Tevhid kemal ediyor. Evet, kemal. Yukarı gittiğinde de zaten birleşiyor. Evet. Orada da kemal mutlakta. Evet, kesinlikle. Celal, kemal, kemal birleşir zaten. Aşağıya neyse. Ya onu çizeyim, çizeyim. Lazım. 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 Mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat, esma, nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam, mec'ul, enelerin cemi. Şimdi aşağı azam, azam. Kalseyinizi yazın abi. Peki. Kaçamak yaptım ama. Olmadı. Kaçamadım sizden. Abi kalseyine de girmemiz gerekebilir. Aslında bugün onunla başlayacaktık. Tamam. Bak unuttuk. O ısınma şeyimizdi. Kabı Kavseyn Arşazam Lefi Mahfuz
arş, cennet, cehennem, kürs, levh-i mahv, ispat, yeter bu kadar. Alem-i şehadet. İstanbul küçük çıkmış. Bak şimdi. Burası kemal-i mutlak. Orem diyeceğimiz yoksa? Yani en şeyi. Biz en yakın hudut. Yukarı zaten öyle. Tabii bu zaten öyle de bizim ancak bunu. Şimdi burada Miraç için şey için diyor. Allah Resulü'nün kabı karşısına gidişi. Nerede bir ona bir gönderme yapalım şimdi. Çok tuhaf, çok garibime gitti. Yeni bir şey. Peygamber Aleyhisselam celal ile gitmiş, cemal ile gelmiş. Cem etmiş kemal ve kabı karşısına olmuş. Nasıl gittiğinde kabı karşısına olmadı mıydı? Gidince nereye? Celal ile gidiyor Miraç. Maşallah. Miraç celal ile gitmesi çok tuhaf. Allah Allah, öyle mi? Evet, evet, net, ne sadece. Celal. Celal ile giderek cemal ile gelmiş. Ben biz de derde gördük ki daha. Tabi Sübhanallah ile gidecek, Elhamdülillah ile. Kendisi kemal. Evet. Burası kemalat. Şimdi burası cemal. Bak, burası kemal-i mutlak. Burası cemal. Şuraya celal yazayım. Evet. Şuraya cemaat, cennet, şurası kemal, bundan şey olması lazım doktor, o dolu ayakkabı şeyinde, bunun şeyi çıkartalım, tarlasını. Şimdi kemal-i mutlak, sen söyle. En saf. Kemal-i mutlak burası, bundan sonrası. Burası da kemal. Şimdi burayı yapmak zordur. Burası nurdur, cemaldir. Tek boyuttur, tek. Burası da tek boyuttur, celal ülkesidir. Burası ise tencereyi getir, cehennemi koy, cenneti dağıt. At içine karıştır, alem-i şehadet. Temizliğin ülkesi. Evet. İnsan. Ve alem-i şehadet ve insan. Cemil Cem, Camil Ezdat, insan. Şimdi Kemal. Celal yani Hasan reddedildi, hakaret edildi, yalnız kaldı, hüzünlendi, mahzun oldu. O şekilde mi sorun miraca çıktı? Tamam ama o esnada öyle sıfır olmadı değil mı? Hani Celal sıfır değil, o da var. Ha, o da var. O da var. Celali bir şeyle yapılmış. Cenab-ı Hak acayip şey yapıyor Celal. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Zaten ilk önce söylüyor, istiyorsan celali tecelli ediyor, dağları başına geçireyim diyor. Evet. İstemiyor. Bu celalidir. Celali. Ondan sonra. Celalidir. Ve miraca öyle diyor, ben sana şey göstereyim. sen ondan sonra şey, kabı karşısında görürsün. Kap yaz, görürsün. Kap yaz yer, yeter. Şimdi kemal, ben devam edeyim. Net olmazsa ben şey yapamam. Efendim. Şimdi ayat ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatiyle temaşa etmek iktiza ediyor ki bir kısmı su gibidir. Bu da hayale. Bir kısmı hava gibidir. Burada tasavvur, zaten dimağla tasavvura hava şeyini kullanıyor çoğunlukla. Bir kısmı da nur gibidir, bu da taakkul. Tahayyül, tasavvur, taakkul bütünlüğünden sonra tasdiki, bu da ilimdir. Üçünün ceminden. Yani tahayyül, tasavvur, taakkul, üçünün bütünlüğünden de ilim çıkıyor, tasdik çıkıyor. Niye toprak yok beraber dedik abi, acaba bu da toprak mı? Tamam ver. Toprak niye yok diye düşündüm de. Ama bu üçünün ceminin hepsi toprak mı? İlim dediniz ya en son. Cemil.
Şimdi su gibidir. Suyun özelliği anlatılıyor. Bak, görünür hissedilir. Hava hissedilir, görünmez tutulmaz. Yok sırf toprak öyle demem. Onun için mıntıracı olmadım. Netice itibariyle değildir o toprak. Toprak bir unsurdur. Evet kardeşim. Acaba dedik ki toprak olan insanda bu üçü tezahür ediyor. Toprak bunların içinde gösteriliyor. Odan bakıyorsun. Ha, ha, evet insan olarak insan olarak. Tabii tabii. Mesela insan cem etmiş ya. Mesela toprakta cem olmuş üçü. Üçü. Tam üçü cem olmuş diyemezsin. Su ve nur toprakta cem olmuş değil. Çünkü onlar da ayrı bir unsurdur. Toprak unsur ayrıdır. Toprakta cem olmamış. İnsanda cem olmuş. Toprakta değil, bunlar cem olunca insan olur. Toprak insan değil. Ha eşit diyemeyelim. Tamam. Yok. Anladın mı? Su da var çünkü. Evet. Aslında nur da var. Nur da var. Toprak katıdır. Onu örneğin güneş ışığı, güneşteyken toprağa demiri koyun güneşe erir. Sonra gaz haline geçer. Yani içinden nur ve şey de ayrılır. Hararetle birlikte. Şimdi toprak tek başına su ve nur olmaz. O ayrı bir şeydir. Nasıl yürüyeceksiniz? Öyle zorlamayacaksın. O zaman bir toprak bir unsurdur. Su bir unsurdur. Nur bir unsurdur. Hava bir unsurdur. Tamam mı? Bunlar da unsur. Bu üçünü toprak üstünde gezdiriyor. Üçünü ile insan yap ne yapılır? Koy tencereye dördünü, karıştır insandır. Toprakta cemde değil, insanda cemdir. O açıdan demedim abi. Maalesef neyse o konu değil abi. Nur gibi. Nur gibi. Şimdi toprak değil. Toprağa ayrı bir şey veriyor. Toprak da cam olursa o zaman sudan konuşamazsın. Benim esas demek istediğim şu. Bu şahitler olarak üç tane unsuru söylemiş de toprak niye kullanılmamışın hikmetini öğrenmek istedim. Toprak kullanılıyor. Burada bak, burada ama. Bu şey de var diyor bak. Marifet olan şahitler, Burhanlar 3 çeşit. Çünkü niçin? Bunu cem eden dedim ya, bunu cem eden insandır. Bak şimdi, marifetullah Burhanlarını kim muhatap buna? İnsan. Şimdi su gibi var, hava gibi var. Kendisi zaten cem etmiş toprak. Ayağı diyor. Ayat var ya şu evet, ayat. Evet, evet. Kainat var. Kainat. Bu topraktır zaten. Zaten bu kendisi yani. Şimdi diyor ki ayat ve şahitlerini nerede görecek onu diyor. Delillerini. Şimdi şöyle bir Mehmet abi bak orayı. Şimdi sen bu ayat var ya toprak. Buradaki ayat ve şahitlerini ve berahinlerin delillerini almak için bazen su gibi o bir yöntem kullanıyorsun. Oradan anlam çıkartıyorsun. Mana çıkartıyorsun. Buraya, toprağa. Bazen bir nur gibi, bazen havayı unsurunu musallat ediyorsun. Oradan onu alıyorsun. Ama mevcudatı orada toprak denir mi? O da misal zaten. Yani tabii. Aslında. Ama bunun cemi cemi olan insanda cem olmuş. Unsur. Bir kere ustad üç tane unsur kullanmış. Toprak kullanmış. Ayet var, خَلَقْنَاكُمْ مِنْ طِينٍ طِينٍ yani su ve adı ne? Toprak. 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 Su, evet. Su toprak. Yani şimdi ustad, ben niçin o toprak yapıyorum? Çünkü ustad kullanmış. Ha, niçin? Başka. Yani ustad 10. notada Cenab-ı Hakk'ın marifetine, nur marifetine yetişmek, bakmak, ve bak üç tane yetişmek, bakmak, üçüncüyü okuyorum. Ayat ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek, berayla delilini nesat etem aşağı etmek. Bu da üçüncü şık. Üç tane şık kullanmış. Su kullanmış, hava kullanmış, nur kullanmış. Toprak kullanmamış. Ha, onun için yani niçin diye nasla gidiyorum. Çünkü bu tür yerlerde sari ifadelerle yürüyeceğiz. Niye şu hakkında bir sürü yorum olabilir. Benim de bir yorumdu. Bunu cem eden insandır. Ama burada toprak kullanmamış. Marifet Burhan. Üçünün en kesif, en camisi hangisidir? Su mu? Evet. Hava mı? Nur. Biz buna gidiyoruz. Yani var olan, kitapta var olanla gidiyoruz. Yoksa bunu hiç kale almayıp toprak da var dese, çünkü latif nüktelerde söylüyor. Ama 10. nota bu. Yani ikinci dal nasıl böyle bir tuhaf,
24. mektup bir garip değil mi? Bu 10. notada böyle. Bakalım zaten aslında bir latif olan manaları yakalanması olduğu için latif şeylerden misal getirmesi. Ha latif evet. Bak gördün mü bak şeyde. Şöyle. Şimdi marifet burhanları. Buraya bakıyoruz abi bu toprak tamam mı? Buraya bakmakla bunu ölçüp tatmakla fiziksel olarak marifet burhanı elde edemezsin. Bunun arkasındaki geçtiğin zaman marifet burhanı olur. Yani Allah'a imanlar marifet burhanlarıdır. Yani döktün fiziksel olarak bu böyledir o yüzden Allah vardır diyemiyorsun. Ben bu kendisini otomatik kabul ediyor diyor. Yani bu fiziksellikle ağaç 2 gramdır deyince bu marifet burhanı değil. Efendim fizikte bu yanar demek bu marifet burhanı değil. Marifet burhanı bunun arkasında Allah'ı görmektir. Olayın kendisi topraktır zaten. Oradan bastığı için mi evet, acaba? Öyle diyor, öyle diyor zaten. Öyle kendisi öyle diyor zaten. Diyor ki, marifeti nereden alacaksın? Marifetin burhanları. Mevcudattan. Mevcudattan. Ne alacaksın? Marifet burhanlarını alacaksın. Mevcudattan. Evet. Şimdi, biraz acelenin içine diyorum. Yani. Yolumuz çok uzun da. Yani mevzumuzun dışında olanlara girmek istemiyorum. Bu üç tane şey bizim tahayyülle alakalı olduğu için. Yoksa 10. notu işlemiyoruz ya. Yani o zaman tahayyülle su gibi olan marifet bilgilerine girebiliriz. Ona gireceğim ha. Tamam. Ona gireceğim de o için. Sanaatle gidiyoruz. Usta su kullanmış, hava kullanmış, nur kullanmış. Şimdi suya ne diyor? Görünür hissedilir. Hakikaten öyle görünür. Tutulursa hissedilir. Hava ise hakikaten hissedilir. Görünmez, tutulmaz. Tamam. Nur görünür, hissedilmez, tutulmaz. Şimdi diyor ki, en kesif en camidir. Bunların içinde en kesifi sudur. Sonra havadır, sonra nurdur. Diman da en kesifi tahayyüldür, sonra tasavvurdur, sonra taakkuldur. Mesela ben daha önce taakkule pek meşgul olmuştum, tasavvura da. Gerçi daha o önümüzdeki konularda. Tasavvurda daha çok hava kullanıyor. Tahayyülde su kullanıyor. Akılda, taakkulde nur kullanıyor. Hava için tenkit elini uzatma diyor bak havaya. Tereddüt eliyle bakma. Tenkit elini uzatma. Tenkit bak. Yani tasavvurda bu. Anladın mı o zaman? Tenkit. Şekil alakası yok. Tenkit elini uzatma. Tenkit, düşünce, zan hep şey değildi. Tasavvur değildi. Anladın mı? Bak tenkit elini uzatma. Tereddüt eliyle. Tereddüt de buradaydı. Tereddüt, şüphe, vehim, zan hep buradaydı. Hep burayı konuşuyor şimdi. Tenkit elini uzatma. Tamam. Bu arada da girmek istemedim de ama bilin. Şeyi diyor, gözü kulağına, dili herhalde eline, ya eli eline tenkit etmez. Rekabet etmez. Eli eline. Eline. Ha el. Şimdi bak diyor ki tenkit elini uzatma. Bu tahayyül değil. Tenkit. Tereddüt eliyle de bakma. Tereddüt şeydeydi. Hep tasavvurdaydı. Bunların tasavvura da benziyor. Tereddüt eliyle baksan, tenkit ile el atsan bunlar hepsi tenkit ve tereddüt şeydedir. Tasavvurdadır. Nereden biliyoruz? Zan okumuştuk ya bir ara. Zannetim. Burada aslında tersiyle ifade ediyor. Tereddütle baksan bu kaçar diyor. Üstünde de hayalattan tecerrüt edersen bunu bulursun diyor. Sizde tersi hayalat onun şeyidir, vasfıdır. Çünkü diyor. Niçin o? O tahayyül ve tasavvurla yapacaksın onu. O hayal tecerrüt edersen suyu bulursun diyor. Bulur ama o sistemin içinde o. Yani tam tersi ne olmaz mı? Yani değil, değil. Hayalattan tecerrüt edersen su gibi manalar sana açılır diyor. Ha, hayalattan tecerrüt etmeyi anlatacak işte. Tecerrüt ne demektir i̇şte yani? O zaman hayali kullanma demek değil mi? Hayır, hayali kullanma değil. Tam tersini. Hayatı kıblesine koyarsan oluyor.
Tecerrüt deyince biz genelde terki anlamıyor muyuz? Tecerrüt de terk de onun manayı harfiyle, manayı ismiyle terki değil mi? Esas tecerrüt o. Mesela dünyayı terk et diyor. Yani o zaman hayalattan tecerrüt etmek dediğinde hayalatı kullan anlaşılır mı? Tabii hayali bir şey yapma, kullanma değil bu. Kullan anlaşılır mı yani? Kullan ama doğrusu, doğrusunu koru. Mesela şimdi gelecek zaten hayalin ifratı. Mesela hayalin ifratı şeytanlıktır. Tefriti de vurdum duymaz, vasatı nimet ilahidir, alim misaldir. Zaten başka neyle kullanacak o zaman? Tahir'i kullanmasan neyle yapacaksınız ki o zaman? Çünkü su görünür hissedilir. Fikri bir mertebesidir, o kadar cami değildir. Yani tahayyüle göre tasavvurun en cami daha tahayyüldür. Çünkü tahayyül tasavvura göre daha kesiftir. Yani mesela şimdi o ilk kısımda su gibidir, görünür hissedilir, tutulmaz diyor ya. Hı hı. O orada dediği bunun çözümü ne diyor? Bu kısımda hayalattan tecerrüt et diyor. Hayalat şeylere girme, külliyetle ona dalmak gerektir. Hı hı. İşte onu nasıl yapacaksın diyor da, o işte onu anlatıyor. Hayalattan tecerrüt etmek, manayı harfiyle içine şey yapmak. Çünkü onda zaten kurtulamazsın. Tahayyülsüz zaten marifet burhanları gelmiyor. Tahayyül ve tasavvurdan sonra taakkul, sonra ilim oluyor. Neyse biraz gidelim ki. Burada zaten ona bakıp bakmadığını, o konumuzu ileride delillendiriyor arka sayfada. Nur için diyor ki, kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla, diyor, bak kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla, kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Basiret. Sen tahayyüle bakıyorsun. Evet, yani eğer şeye bakıyor, basiret taakkule bakıyor. Tahayyül dedik ya geçen. Basar. Basardı o. Basar, basiret. Evet. Aynı demeyeceğiz. Kalbin sureyi daha. Yok, basiret şey, eklene, basar sıfatın en cemainesiydi tahayyül. Eklene, akla mal olma hali basirettir. Ha. Yani basiretin körlendi, hayalin körlendi değil. Kafamda. Basiret genel akıl. Akıl evet, orada zaten. Çünkü tefekkür orada ya. Yani basar sıfatının en cami aynesi bir tahayyül. Sihir. Biraz gideyim. Eğer halis ve maddi mizanlarla tartsan, maddi elini uzatsan, sönmese de gizlenir. Bu da taakkule benziyor. Bak, halis, maddi, mizanlarla tartsan, maddi elini uzatsan, sönmese de gizlen. Bu da taakkule bakıyor. Şimdi, esas topluyor şimdi. Geç sayfayı öteye. 354 diyor ki, su için diyor ki, bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek. Tecerrüt etmek, onu terk etmek değil yani o manada. Mesela şöyle. Dünyayı terk et. Onu izah ediyor değil mi? Dünyayı sevme. O ne diyor? Şu manada sevme. Yoksa dünyayı sevme. Dünyayı terk et. Nasıl çıkacaksın buradan? Külliyetle ona dalmak gerektir. Külliyetle en kesif olan en camidir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse akar kaçar. O ab-ı hayat parmağa mekan ihtiyaz etmez. Bu da tahayyüle benziyor. Benziyor daha, kesinimiz yok. Yani baktığımız zaman suyu anlatıyor, su zaten. Su da gösteriyor ya ayna gibi. Ayna olma hasebiyle su, cam, tahayyülün şeyleridir, zeminidir. Evet, oradan alemsel pencere açılıyor. Pencereler açılıyor. Yani su... Tasavvura değil, tahayyüle şey, zeminde kullanıyor. Suyu kullanıyor, camı kullanıyor, aynayı kullanıyor. Karşı şey, damlalarını kullanıyor. Evet. Ondan sonra zaten hissedilir, tutulmaz. Görünür diyor. Hakikaten fikir değil o Osman. Hmm. Mesela suda su.
tutulmaz, hissedilir, görülür, orada da gösterilir diyor. Suda da gösteriliyormuş. Bilinir demiyor ki fikir olsun. Hissedilir. Hissedilir diyor. Görünür diyor. Görünür diyor. Görmek ve hissetmek istiyor. He, görünür nerededir? Tahayyül demedir, tasavvurdan tahayyüldedir. Bu üçünün ceminden Cenab-ı Hakk'a bunu yazmam lazım. Bunu yazayım. Şimdi yok, burayı sileceğim çünkü buranın işi bitti. Arkadaşlar anlatmıştık. Marifetin burhanlarını görmek. Görmek dediği için tasavvurda değil, tahayyüldedir. Yani o biz o dimağın o mertebelerini çalıştırmamız gerekiyor. Usta onu söylüyor. Dimağın. Ulan dimağın o mertebelerini kullan buradaki delilleri. Evet. Çünkü marifetin burhanları dimağsız marifet olur mu? Olmaz. Dimağın nesini kullanacaksın? İtikat olmaz. İzan da olmaz. Orada iş bitiyor biraz daha. Evet. Yani marifet elde edeceğiz. Dimağsız marifet olur. Vahye muhatap. Yani vahye muhatap dimağdır. Şimdi bunu şey yapayım. Tahakkule götürecek malzemeyi bunlar zaten oluşturuyor. Tabi bir de diyor bak su gibidir diyor. Tamam dur. Su ne? Suyu şeyde kullanıyor. Aynada, suda, camda, karın zerrelerini alim misalde kullanıyor, hayalde kullanıyor. Hayal. Tabi o zaman görünür diyor. Yani fikredilir demiyor. Görülür. Suyu. Nerede görülür dimağda? Tahayyülde gözükür. Peki abi tahayyül su diyoruz ya gözüküyor. Su gibi. Toprağı ne yapacağız abi? Bu dağ toprağı mı demedi ki? Onu ne yapacağız? Onu nereye koyacağız yani? Onu nereye koyacağız? Yok, yani su yani. Dedi ki ona. Yok şimdi tamam suda gözüküyor gerçi ama ondan daha kesif olan toprakta daha müthiş gözüküyor. Bizim en kesifimiz tahayyülün o zaman bir arkası olması lazım. O nedir işte? O olay o zaten. Nefis. Rük. Teskiye dediğimiz o nefsi teskiye o mu oluyor yani? Toprağı. Bak. Girmek şimdi toprağa devlet işi yaptı. Tamam. O zaman ben işaret edeyim geçeyim. Tamam girmeyeceğim. Konumuzu çünkü baktım gidiyor yani. Oraya gidersek buradan çıkacağız. Zaten millet tenkit ediyor. İşlediğiniz yolda yürüyor. Haklılar. Bak şimdi. En kesip en canlı mıdır? Evet abi. Tamam. Dimağda en kesip tahayyül dedim. Evet. Su. Tamam. Su. Toprağı kullanmıyor burada, 10. notada. Sana şöyle bir şey anlatayım. İman esasları kaçtır? 6. İman 6. İslam? 5. Subhanallah, 7 mi olacak? He? 7 yapacağız ha? He, şimdi şu. Namaz kılmak, kılan kişi. Oruç tutmak, tutan kişi. Bu Allah'a iman, Allah'ın kendisi tutan şeyin ikisi. Kelime-i şehadet, ondan sonra zekat. Bunları yaşayarak haddini bilip hududunda kalan kişinin kendisi gizli. Gizli bir insanın kendisi ki bu 5 bir daha gizli 6 ediyor. 6. İmanın esası şey, namazın farzları var ya 12. Bu insan denmemiş çünkü kendisine tapınır diye. Burada gizli kendisi insan ama. Şimdi bu kanunu kullanıyorum şimdi sana. Su gibidir. Hava gibidir. Nur gibidir. Bunlardan en cami topraktır. Marifetullah da bunu kullanmıyor. 10. nota. Tamam mı? Sır burada aslında. Sır burada. Marifetullah da yazın üçüne. Şimdi bu marifetullah buranlarıdır diyor. Peki iyi dinleyin ben. Marifetullah buranları diyor. Müşahadetullah diyor mu? Yok. Bu marifetullah buranları. Kim marifetin sahibi olacak? İnsanın kendisi. Toprak nefs-i insaniyedir. İnsanın kendisidir.
Cennette onun için geldi. Yani toprak için. Toprak ne demek? En kesif olduğu için en camidir, Esma-i Hüsna'yı en iyi gösterendir. Peki Allah'a insanın en camiyeti kılması, meleklerden imtiyazlı kılması özelliği nedir insanın? Topraktan oluşudur. Topraktan oluşu bedeni değil. O toprağa bedensel olma ayrı, nefis takıldığı için. Nefis denilen bu latife-i insaniyedir. Latife-i insaniye. Şeyde ama demin konuşuyorduk, tevafuk ettiniz mi? He. Kahvaltıda. Aynı bunu konuştuk, toprağı konuştuk da. Öyle mi? Lafın, şey, Harun abi de. Ha bak şimdi. Niye toprak en cami dedik bunların içerisinde? Biz konuştuğumuzda şöyle, en çok Adem orada da ondan. He. Mesela... Niye ayna onun için, Adem girdiği için evet. Oraya. İnsan mesela, bak şimdi bir şey anlatacağım. Bir şey olsun da rengi olmasın. Düşünebilir misiniz? Dünyada. Tek bir şey var. Su. Madde olacak ama rengi yok. Su. Su. Bir şey var gene onun. Su da benziyor. Ayna. Neyi gösteriyorsa o. Sanki varlık içinde, vücut içinde Adem gibidir ayna. İnsan ayna ol diyor. Hep insana ayna ol. Yani rengin olmasın. Aynanın rengi yoktur. Bu, rengi renginizdir. Kim bakıyorsa odur. Zaten bu üç arşı toprak üstünde gezdirir diyor. He bunu. Şimdi, tamam, o toprağa getireceğim bunu. Onu getireceğim. Şimdi marifet bulanları diyor Osman. Tamam. Marifetten daireleri ne var? Mabetullah var. Mabetullah var. İnsana taşınıyor Mabetullah. Marifet dimağdır. Dima olunca toprak olmaz. Sonra Mabetullah'tır, gene toprak olmaz, kalptir. Lezzet-i ruhaniye denince bunları cem edip taşınan, yani Cenab-ı Hakk'a en cami, işte o zaman o ancak bu latife-i insani yapıyor. Mesela Marifetullah dima yapıyor, Mabetullah latife-i rabbaniye yapıyor. O nefs-i insaniye, latife-i insaniye mertebesine çıkıyor gibi. Çıkıyor. Değil mi? Öyle evet, bir insanlık, insanlık makamına çıkıyor. Ki bu nefs-i insaniye demek, nefs-i emmare değildir ha. Nefs-i... Nefis cihazı aslında. Emmare. Hepsine cami var. Nefs-i levame, mülhime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Cemi. Nefis deyince hemen bizim hepimizin aklısı evet. Şer'e gidiyor. Değil. İnsaniye, latife insaniye ile onun arasındaki şey ne? Ha ona girmeyelim. Girmeyelim, tamam. Tabii ki. Ne var bu biliyor musun? Latife insaniye de bir ders var. Tamam. Bu şey yaptığı için. Hatta bu sadece sahabe mesleğinde oldu. Bir de Mehdi Azam'da oldu. Mehdi Azam'da olur bu. Çünkü üç tane meslek var. Hayır. Tamam mı? İlmi kelam, dima. Hava gibi. Evet. Hava. Hava gibi. Mesela tasavvuf var, kalp. Sif enfusciler var mesela, teslimiyet var, cebriye gibi. Vesaire. Enfusci. Cemul Cem, sahabede, sahabe-i kiramda, Mehdi Azam'da olur. Ve asıl imamlarında olur. İşte kardeşlerim, marifet burhanları bunlardır. Toprak ise nefs-i insaniyedir, en cami olan insandır. İnsanın kendisidir. Dün şey yaptım abi, bunları şey yapan işte Kab-ı Kavsiye'nin seyrediyor. Şimdi anlatayım onu şeyi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi okumuştum Lubuluk'ta. Muhyiddin Arabi şeyinde diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şey yapmışlar da odunu yakmış, çıkan nurdan melek yaratıldı diyor. Çıkan ısıdan şeytan yaratıldı. Dumanı göstererek buradan cini yaratılmış, kalan külden de insan yaratılmış. Toprak. Çünkü peki ne dedi? O çıkan kül var ya, diğerler hepsi gitti. Avucumuzda bu. Bu kim niye durdu? Onlar burada tutandı. Bu dedi ki ben sizden eyvallah, o da burada tutunamadı diyor. Dünyaya benziyor. Yani topraksız onlar tutunsaydı burada dururlardı. Ben sizi tutuyorum. Çimentomuz benim. Yani anladın mı? Onun zeminde yani toprak kendi müstakil aynı olmakla beraber onları da zatını alarak yapıyor. Toprak olmasının sebebi
Marifetullah'ın kendisi de nefs-i insaniyedir. Nefs-i insaniye kendisine şahitlik nispetinde olur. Şimdi bu hariçtir bu. Bunlar hariçtir. Toprak kendisine şahit olan insan. Tamam. Şimdi gelelim oraya. Konumuz bu değil. Ama işareti. Şimdi şeyi yapacağım bu. Bu önemli de. Cenab-ı Hakk'ın bak. Allah yoluna açık etsin.
seferimiz gitti mi? Gitti. Tamam. O ona, bu iş ona bakmaz. Ancak Risale'de, Zahir'de şey yaptığı için ya Zahir'e hakim olacak ki bunları şey yapabilir, iz takip edebilsin. Neyse şimdi bir pencere açalım. Tabii tabii. O serbest bölgeyi anlattım, ona yeter o. Şimdilik yeter o. Sonra sana iş yaparım. Çünkü bu mesele değil, o daha iyi şey yapar. Uğraşan insanların bile ilgisini herkesin çekmez. Bak böyle bir sahadaki cümle. Aynı, diziyorsun. Yani bu iz takip etmek, ülfeti bir şey kırmak ya tabi herkese bunlar nasip olmuyor. Başka bir yön. Işıklanan bir nuru, bir nuru tutmak için. İlle bu olacak değil de başka bir şey. Elini uzatma. Uzatma. Bu bölünce böyle bir şey çıkartabildiniz mi abi? Evet. Ayetini şu şekilde. İşte ondan zaten tamam. Çıktı. Şimdi şey yapacağım. Belki gaflet esbabından. Tecrübe. Belki gaflet esbabından tecrübe et. Onlara müteveccih ol. Şimdi bak, şunu da görün diye şuraya da bunu da ekleyeyim. Bundan ancak intikal edeceğim. Bu malzemeyi kullanacaksın. Evet. Suyu, zihin. İrade. Nerede şimdi? Marifetullah. Marifetullah'tan çıkacak hepsi. Hepsi oradan çıkacak. Yani onları hepsine eşitleyeceğiz mi? Eşitlemeyeceğim çünkü uğraşmayacağım ona. Zihin, yani his. Su, havanın, toprak diye eşitleyeceğiz mi diye söyledim. Olur mu? İbadet. İbadetullah olacak da. Zihin marifet. Zihin marifetullah. Hep karışık. İrade değil. Ha, ibadetullah. Zihin ya. Onu ibadetullah mı? Toprak işte. Dördün olmaz demek istedim.
Niye? Zihrin açılımı olması. Tamam. İbadetullah toprak. Zihrin su. Üç tane çıktı. Üç tane su gibidir. Havadır, nur gibidir. Hepsinin de aynısı var. İbadetullah olsun. Ya öyle mi? O zaman ihtimali var. İbadetullah'ın da ilk deliller diyor. İbadetullah'ın delilleri değil mi? İbadetullah'ın diyecek ki. Ya neyse işte öyle diyelim yani. Ha, hepsine mi diyeceksin? Ya da tek tek diyecek misin? Bak şimdi, bu işlerde ancak malzemeyi kullanarak intikal ediliyor. Hepsi alt alta dizilmiyor. Kur'an'da da içtihat meselesi de öyle. Yani böyle dizse bu sefer standart bir şey oluyor. Cami olmuyor. Mesela diyelim ki Sıfı İmam-ı Azam var, Sıfı İmam-ı Şafi var. Olmuyor. Tamam, bu olabilmesi için mutlak bırakmış Kur'an'da da. Oradan içtihat ediyor. İçtihat nasıl yapıyor? İz takip ediyor. Malzeme kullanıyor. Şimdi marifetullahın burhanları, delilleri deyince zihine koyduk. Vicdanı inşa etmek için yapılıyor bu işler. Tamam. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Söyle, estağfurullah söyle. İbadetullah 4 unsur, marifetullah 3 unsur, muhabbetullah 2 unsur, müşahadetullah tek unsur, nur. Böyle aynı yapabilir miyiz öyle? Aynı yaparsın. Sanki öyle gibi duruyor. Çünkü meleklerde öyle bir şey yok. Bunlar var. Bazıları sırf bundan şey yapıyor. Özellikle bu. Nur tek başına, sonra nurla... Bu ibadetullah olabilmesi için bu zaten en dışa vuruşudur. Bu biliyorsun merkezdir. Bu merkezdir. Biliyorsun Latife Rabbani soğanın cücüğü gibi. En dışarıda budur. Bu dışarıdaki vuruştur. Yani dış dünyadaki eylemdir. Biraz ileri girersen dimağa bakar. Eylemi. En az. Biraz da içeri girdin mi? İnsandaki kalbi hayatını anlatıyor. Tamam. Yani insan eylemleri bilgisi olacak. İbadet ediyor. Bu. Eylem bu. Eylem, dima, kalp, ruhsal, ruh. Tamam mı? Tabii ki bu müstakildir. Bu da müstakildir. Şimdi bunu konuşuyor zaten. Mesela zihin aynası diyor. Bunu çok şeyde, kalın meselede çok kullanıyor bu zihni. Zihni bir kere bir konuşma şey yok, nastır, vicdanidir. Ne yapıyor? Dimağdan alıyor. Dimağdan alıyor. Dimağ marifetullah'a konuşuyor. Yani nerede konuştuğumuzu göstermek için yazdım. Marifetullah, ne inşa ediyor? Bunun diyor delilleri, şu marifetin, şunun değil. Bu topraktır. Sudur diyor, hava gibidir, nur gibidir. Yani ne kadar iş sürersek o kadar kârdır. Hepsi şu şudur, eşittir, şu şunun çıkarımıdır, şu bunun toplamıdır, yapmıyor, demiyor. Yani Kur'an'da da öyle değil, Risale'de. Ama yeter ki sari veya işari remzi manada intikal ettirsin, iş takip etsin ve manaya seni götürsün. Şimdi diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine ne yapmak istiyoruz? Yetişmek istiyoruz. Bakmak istiyoruz. Hangi yöntemle diyor? Ayat ve şahitlerini aynelerinde. Ayna, görüyor musun şeyi? Ayna. Tahayyül. Görmek, tasavvur. Veya ikisi de aynı, görmek, tahayyüle bakıyor. Bak, gücülen aynelerinde görmek. Yani tahayyül gösteren bir yer ya. Evet. Tamam mı? Şimdi bu tahayyüldür. Ayna ve görmek. Çünkü basar sıfatın en cami şeyi tahayyüldür, hayaldır. Hasan abi biz bu tasavvurda görüyoruz ya tahayyül tasavvuru. Yani bizim bu toprakta gördüğümüz gibi değil, kudret taalluk etmeden gördüğümüz bir ayna. Tabii. Ama şey gördüğümüz mesela şekiller de kudret taalluk etmiş ama mesela diyelim ki hayalimizdekiler de vücut haricisi vardır. Hı. Mesela
emri nisbilerin vücud halicileri var. Manevi. Evet var, program gibi. Bak şimdi, görüyor musunuz bu? Yani nasıl tahayyüle baktırıyorsun? Baktırmıyorum kardeşim. Ayna dedi ve görmek dedi. Bu tahayyül. Tamam. Berahim ve deliller mesamatiyle temaşa etmek iktiza ediyor. Tamam. Yani berahim ve deliller fikirdir bu. Fikir takip etme. Mesamat ses. Mesamat yani böyle menfezde. Yani mesela delil, burhan bir mesamattır diyor. Onunla bakıyorsun. Kendisi netice değildir. Tamam. Şimdi burası tahayyüle bakıyor. Şimdi burayı ben bakar, şurasını yanlış şöyle yapayım. Ben bizimle alakası yok külliyattan. Aynı böyle geçiyor. Şurada kapatıyorum tırnağı. Şu o ha, üstteki o üçlü var ya abi. Hangisi abi? Ha, şimdi o elinizi koydunuz. Yukarıdaki bakın abi, nur marifet, nur olan. Bir inin aşağıya. İkincisi su. Suyu anlatıyorsunuz şimdi. Ayet şahitler dedi su. Aha. Aşağı inin hava. Ve ha. Aynı deliller 3. Ha işte. 3 3 2 yani yaptınız ya şeyler. Ha, ha, ha. Üstteki nur şu zaten an. Zaten ona ha, ona şey yaptım zaten. Su üçüncüsü de hava. Evet, Allah razı olsun. Bu tasavvur. Ha, o hava ve su. Şey kan. Tasavvur. Bunu zaten başta koyduk. Burası da nur zaten. Nurdur. Nurdur diyor zaten. Tamam. Şimdi şurayı kapatayım. Şu olmasın. Bak öyle yapayım ki kardeşimizin besmelesi. Tamam. Şimdi bunun için yazdım ki göreceğiz, daha koymadım ya. Başta koydum, biraz şeyli oldu böyle. Tansup vari oldu. Nur-u marifetine yetişme ve batmak. Şimdi bu bir tanedir. Aynelerini görmek. Bu tahayyüldür. Berahim ve deliller. Bunlar fikirdir. Emrin ismi emri itibarilerin cem oynadığı yerdir. Daha ilim değil. Delil ilim değil daha. Bunlar ilim değil daha. Temaşa ediyorsun. Temaşa yani. Ediyorsun. Uzaktan. Evet daha. Bunlar da tasavvur daha. Temaşa ediyorsun. Sonra işte o zaman şu gibi oluyor mu abi, hani sıralamada, sen eğer nur marifete gitmek istiyorsan, tahakküle çıkmak istiyorsan, önce tahayyül tasavvurdan geçeceksin, kullanacaksın, tahakküle geçeceksin demek istiyor gibi doğru. Evet, duruyor. Çünkü şurada çizmişim işte, tahayyül, tasavvur, burası tahakkül. Yani bizim hep hedefimiz şeydeki gibi ya, nur marifete. Şurası ilimdi. Çünkü tasdik. Bunlardan sonra. Evet. Marifetullah ilimdir ya. Hı hı. Evet. He, ilimdir ya, öyle diyor. Ha, şimdi o zaman ben biraz daha net yazayım, belki şey olmasın. Ha, bak. Tahayyül. Yani bu budur demiyoruz ama bu buna da bakıyor diyor. Evet. Zaten delil şeydi, İmam Azam dese ki bu kesin budur, İmam Uşar. Öyle değil ki, nasıl değil ki, bize vahiy olmazmış ki. Biz iz takip ediyoruz. Bu böyledir diyoruz küllerde, bu böyledir. Bu değişmez bu. Bunu sen de zaten. Ha, bunu kim yazdı? Aynelerinde görmek, ayna ve görmeyi tahayyül biliyoruz. Külliyatta. Ondan sonra berahim ve deliller netice değildir. Onun neticesi ayrı bir şeydir. İlimdir. Bu daha ilim değil. Bu da tasavvurdur. Zaten mesamatiyle diyor. Bunu da açık söylüyor zaten. Nur marifetine, nuru da delil, nur mesela üç tane şey vardı. Su gibidir, gibidir, nur gibidir. Şimdi ilim oluyor. Marifet ilime nasıl geçeceğiz? Burası serbest bölge abiler. Burası da taakkul, berzah. Şurası da, şurası tasdik. Neydi? İlim. Şimdi marifetullah ilimdir. Çünkü zihne o gidiyor. Zihne gidecek. Zihin neredeydi abiler? Vicdanlar. Vicdanla bak şimdi. Yapayım da biraz şey yapmayayım. Üşenmeyeyim. Tasdik, izan. Sıraya giriyor musun? İltizam. İtikat.
Bak şimdi. Vicdana nereden gidiyordu abi? Şuradan gidiyor. Şuradan akıyor. Vicdan. Vicdanın zihin. Zihin marifet olduğu için vicdanın zihin aynasına. Ayna diyoruz da. Şimdi bak şimdi aynı yapıyorum. Aynelerinde görmek delil ve burhanlar mesametiyle bakmak ve nur marifetine yetişmek bakmak akılla bu akıl. Nur, sonra ne oluyor? İlim oluyor. Marifetullah oluyor. Üçü. Osman bakar mısın abi? Üçüncü mi? Marifet, buraya gelince marifetullah oluyor. Oldu mu abi? Buraya geldi. Cem olunca akıl da bunu şey yaptı. Nur ya bu. Bu su. Hava. Nur. Cem oldu. İlim oldu. Marifetullah. Marifetullah. Nasıl yine gidecek? Olunca hop aşağı. O bak hemen geldi. Hemen aşağı gitti. Zihne indi. İmtisaller. Ya da zaten zihinde mi? Eğer bunu imtisal ettiğinse, imtisal, onu sen izan edersen imtisal oluyor. İzan edersen mesela. Tahayyül edersen hayal ediliyor ya. Manayı harfiyle kurdu mu? Kurdu. Lap değil zihin aynasına indi. Aha işte silah hiç dokunmadan bakış yapıyor. Yani bu dimağla çözülüyorsun. Otomatik tahayyül ve tasavvurun ve tahakkülün fıtratını da burada üstad analiz ediyor. Yani o cihazın nasıl kullanılacağı fıtrat yapısı nasıl yani işte elleme, etme, şöyle gibi, böyle gibi. Şunu böyle yapma. Şimdi bundan ne isteyeceksin? Buna aynelerinde göreceksin. Ha, aleti nasıl kullanacaksın? Sadece burada delil ve burhanla buna da nur marifetine yani yetişmek ve yanaşmak. Çünkü niye? Bu da berzahtı. Bu yöntemini anlatıyor. Tenkit mesela buna ne diyor bak. Ne yapacaksın? Senin söylediğini okuyayım. Başta. Başta şey yapmıştık. Diyor ki. Nazar ederek okuyunca başka olacak. Ha, şimdi başka olacak. Şimdi şöyle yapacak. Abi. Su gibidir, görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımdan, hayalattan tecrüt etmek. Hayal canlıdır. Külletle ona dalmak. He? Evet. Ona dalmak gerektir. Tam neredeydi? Görünürse dilir. Ha. Hava mesela bak şuraya. Tenkit elini uzatma. Hava değil bu. Hava değil onu. Şey, hava şu. Hava aşağı. Ha, şurası. Tenkit elini uzatma. Burada tenkiti kullanma. Tecrüt eliyle tereddüt eliyle bakma. Çünkü gelmiş. Sonra nura gelelim bak. Nura gelelim. Bu hava. Şimdi nur. Burada ters yazmış olabilirim. Hava şey olacaktı. He tamam doğru yazmışım. Tasavvur. Nur neymiş abi? Bak nur. Kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabir tut. Gözünü ona tevcih et. Bekle, belki kendi kendine gelir var ya ilham. İlhamlar geliyor ya kendi kendine. Allah Resulü demiş aleyhissalatü vesselam. İlim yapmadan ilim yapmak isteğiniz var mı? Nasıl olacak ya Resulallah? Takva. Takva neydi? Tecerrüt. Tecerrüttü vesaire tamam mı? Burada ne yaptın? Kendi kendine bu sefer takva artınca, takva meniyattan ve günahlardan iştirap edince o geliyor. Şimdi o gelmesinin sebebi ilhama mazhar oluyorsun. İlham'a mazara bak şimdi iyi dinle o zaman. Kendini ona mukabil tut, gözünü ona tevcih et, bekle belki kendi kendine gelir. Tecerrütle oluyor. Kısacası burası nur gibidir, burası su gibidir, burası hava gibidir. Buraya da havayı da yazayım ben. Nur gibi
hava, şey, su, su gibi, hava gibi, nur gibi. Akıl etti, şey yaptı, sonra çıktı. Az bak, onu öleceğiz sonra. Ondan sonra nasıl yapacağını Osman da söyledi. Senin üstüne geçen, kalbine gelen, aklına görünen her bir nuru tenkit ve parmaklarla yoklama, tereddüt eliyle tenkit etmez. Sana ışıklanan o nuru tutmak için elini uzatma, belki gaflet esbabından bir şey yapmana gerekmiyor. Tecerrüt ediyorsun. Onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifet olan şahitleri bulanları üç çeşittir. Biliyordum ki el neymiş, usta söylüyormuş ya. El tereddütmüş. Onun parmakları da denk gitmiş. Allah Allah. Diyorum, bak, acaba el neye işaret ediyordur diye böyle bakıyorum. Zaten yazmış orada. Evet. Tereddüt el. Bak, tereddüt eliyle. Tenkidin parmakları var. Bak, tereddüt el. Biz tereddütle yakalanır zannediyoruz şeyi. Hep tereddüt ediyoruz. Acaba böyle mi? Öyle bak, mi? Tenkit de parmak. Öyle bulmayı alışmışız. Tamam mı? Hatırlam. Tereddüt el. Tenkit parmak. Parmak. Şey, tenkit parmak. Tamam ha. Parmak. Ötekisi. Tereddüt el. Evet. Şimdi biz, yani alemimizde bizim yani bir şeyi, mesela bu böyledir. Acaba öyle midir? Tereddüt etmeyi bir yöntem olarak... Bir yöntem veya marifet biliyoruz. Hemen tenkit etmek. Hemen tenkit etmek, şüpheli bakmak, ele eriştirmek, bir meziyet mi sanki? Hemen ona sanılıyoruz. Onunla yakalayacağız zannediyoruz her şeyi. Burada da o yemez diyor. Yani. Yok, o yapmayacaksın diyor. Parmağını da çıkar... Bunu kullanma diyor. Parmağını da devre dışı, elinde devre dışı yaptı. Biz yöntem kullanıyoruz, tenkit ediyoruz. Tereddüt ediyoruz. Eriştiriyoruz. Tenkit de tereddüt de nerede desek? İkisi de şeyde gibi, tasavvurda. Tasavvurda hepsi. Ha? Mesela temaşa etmek için beraim ve delillerini. Tenkit buna bakıyor, deliller de bunun şeyi yani. Bitiriyor çünkü. Bunu ortadan kaldıran bu, bunu da ortadan kaldıran bu. El ve parmak. Neticede kalburu gözüküyor, ruhunun şeyine yöneliyor. Evet, o netice o. Tecrübe sıyrılıp, mesela oraya bağlıyor musun Hasan abi? Oraya bağlıyor. Ha. Orayı bağlıyor da bizim konumuz, şimdi bu 10. nota bir muamma ya, su gibi vesaire falan nedir diye. Yani neyin nesidir çözemiyoruz çünkü insana taşındı şimdi bu olay. İnsanla çözüldü yani su hava insandaymış onlar. Su niçin kullandı? Su unsuru hep aynak kullanır. Her yerde çoğunlukla. Abaya İslamiyet suyu der. Bir de suyu ayna gibi kullanır. Havaya baktığımız zaman kafa da şey yapar. Mesela huve nüktesi vesaire hep dima olarak şey yapıyor. Taapulda akla hep çoğunlukla alet ve nur der. Nuru akıl. Nuru marifet böyle. Hep akıl kullanır, nur. Şimdi buradan Hasan abi şurada diyor, sonra ışıklanan bir nuru tutmak için artık sana mal olduğu zaman ışık kullanıyor tam alemi şehadette. Nur evet. Değil artık. Sana mal olduğundan ışık. Elini uzatma, gaflet esbabına tecrüt et diyor ya, esbabı da boş ver, kalbe çünkü geç. Çünkü esbabın arkasına geçtin artık. Geç, seyret diyor yani. Seyretme makamına geçiyorsun. Sıyrıl kendinden. Çünkü Allah bu kainatı yaratırken esbab yoktu ki ilk. Ama burada çok acayip, senin üstünden geçen, bak senin üstüne geçiyor gözüken, kalbine gelen, tamam, aklına görünen, görüyor musun? Her bir nuru. Akılda artık çıkmış ortaya. Olmuş mesela, bunları dinliyor adam. Ya buna benziyor, tamam Osman. Şu şuna benziyor bak. Aynı görünmek diyoruz, suya benziyor diyor. Acaba? Herhalde mi? Tamam böyle. Üstelik diyor ki, sonra ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma diyor. Ya diyor, tamam artık geç bunları, elini uzatma artık. Evet. Sıyırlar. Biraz. Biz de yegane yöntem eli biliyoruz. Yani bir şeyi tereddüt ve tenkit. Biz çok şey yapıyoruz yani. Müslümanlar olarak, Müslüman tenkiti ve tereddüdü, eleştirmeyi, itham etmeyi, şüpheyi çıkış yolu biliyoruz. Yöntem sanki kullanıyoruz. Tamam mı? Şu, tenkit, tereddüt,
İkinci, şüphe havada abi ruhunla teneffüs et dedi. Mesela ondan ilginç. Ne? İkinci kısım olan da hava gibidir de ruhunla teneffüs et diyor. Tenkitlerini uzatma diyor. Tutamazsın diyor. Ruhunla teneffüs et. Nerede abi? Tutuyor. Yani şeyde tasavvur olan hayat gibi ha. Hava gibi olan var ya. Ha belayın ve delillerini temel şimdi siz şeyi aldınız ya bu yazdığınız baş tarafı. Yani baş giriş kısmı. Sonra da her üçünün de şeyi var ya izahı var. Şimdi siz ilk giriş kısmının tasnifi bu. Evet. Yani ilk paragrafı. O tabii ben komplesini yazmadım çünkü uzun olur yapan. Hani bir şey mana çıkar mı diye söylüyorum. Ha bir de okur musun? Şimdi diyor ki mesela ikinci kısım hava gibidir hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut, tenkit elini uzatma, tutamazsın, ruhunla teneffüs et. Vay be. Tereddüt eliyle baksan, tenkit ile el atsan, o yürür gider, senin elini mesken ihtiyaz etmez, ona razı olmaz. Olmaz. O zaman burada şu cümleyi çıkartalım, o veciz cümleyi. Nasıl olacak? Tenkit ve tereddüt. Tamam mı? Tenkit ve meziyet gibi sarılma. Mutezile buna çok güzel bir misal ya abi. Ne, nasıl? Ya bu hakikaten mesela kader meselesini tenkit parmaklarla yokladığından dolayı onları anlayamadılar. He. Doğru, devam. Ya. Meziyet gibi, hani çıkış yolu gibi şöyle. Çıkış yolu diyelim. Siz de söyleyin cümleyi. Çıkış yolu marifet imiş gibi sarılma. Bir yöntem zannediyor. Ama felsefe bunun üzerine kurulmuş. Felsefe bunun üzerine kurulmuş. Tenkit ve tereddüt. Soru sormak. Evet. Soru sorarak. Allah Resulü'nün bir hadisi var hatırlarsanız. Bazı kavimler soru sorarak helak olmuş. Oradan da dalilini evet. Veriyorlar. Öyle diyor hadiste. Çok soru sorarak helak olmuşlar diyor. Bak, tenkit ve tereddüt çıkış yolu marifet imiş gibi sarılma. Felsefe bunu yapıyor. Hakikati bulma, bulayım zannıyla felsefe bu yöntemi, bu güzel bir vecize çıktı. Vecizeler böyle çıkıyor. Dersten çıkıyor. Bu mesela metinde abi tenkif eli de diyor mesela şeyde hani mana yakalama yöntemi için şey yapıyorum. Ama gene böyle şeyler şeyde, bunlar oldu mu tamam diyor. Ha şimdi tenkit elini diyor tereddüt eliyle baksın. Tenkit elini uzatma diyor mesela ikincide. Tereddüt eliyle baksan diyor ama en altta yani şeyde bu sefer yani olayın başında zaten tenkit parmaklarıyla tereddüt eliyle diyor. O zaman burada daha müşahhaslaştırdığı için bunu alabiliriz. Evet. Mi? Yani şey olarak. Çünkü tenkit eliyle dediğinde parmak da onun içinde zaten. Daha genel bakarak ifade ediyor. Tenkit elini uzatma diyor. Tereddüt eliyle baksan diyor. Ama en üstte şey diyor. Tenkit parmaklarıyla yoklama, tereddüt eliyle tenkit etme diyor. Yani iki tane tereddüt çıkacak. Yani çelişen gibi gözüken ifadeden hangisini kabul edeceğiz? Yani sarih ve cami hangisi ise? Yani o üstteki daha sarih. Daha sarih. O da onu içerdiği için tenkit elini el diye de gene demiş ama el evet. Parmağın da el sayılır diyebiliriz. Şimdi esas geliyoruz şeye. Saatimiz iyi değil mi? Yani buna giriyoruz. Güzel bir yere giriyoruz. Asay Musa 78. O önüme çıktı ama külliyatın diğer keşke asıl kitaptan verseydik. Herkes gibi bakar mısınız hangi kitapta? Herkes gibi ben dahi muhakkak geleceğim diyen mezarıma hayale girdim. Şualar mı? Şualar olacak. O meyve meselesi. Bir bak bakalım. Bir bak da ben Asay Musa'yı kaldırayım. Şuaları şey yapayım. Asay Musa'yı... Herkes için daha umur kaynak olur. Asay Musa'da kafada şey olmuyor. Neresi oldu? Bak mezarıma girdim diye. 259. He?
259 şualar. Şualar 259 mu? Şualar 250. Ben o heyecanlandığımdan onu görünce o kadar hoşunuza gidecek ki. Bu defterde kaç abi sayfa? 11. mesele. 2356. Hemen bir gir. Ve ilk defa Asay Musa'yı yazınca ben de dikkat ettim, dedim Allah'ım niye yazmış acaba dedim. Yani artık hiçbir şey görmedim, biliyor musun? Evet. Çok mükemmel bir yer. Bu şeyi götürecek. Lemalar 135'e. Lemalar 135 sonuçtur. Bu mukaddeme yaptım bununla. Bak çok önemli. Bak şöyle yapayım defteri. Bu kırmızı metindir. Görüyor musunuz? Bak buradan mukaddeme yaptım. Malzeme kullandım. Lemalar 135'te elhamdülillah şurası şuraya kadar tek tek. Şunu da kullanacağız. Ondan sonra keseceğiz. Şey, kahve molası, çay molası. Keselim. Hadi bismillah. Hadi şimdi şimdi başlıyoruz. Şu anda 259, Asay Musa 78. Asay Musa genel oldu şimdi. Tamam mı? Allah der ki herhalde onu çaktırdı. Bak herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Hayal hayal değil. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü dimağda olan bir şey cansız diyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Atomun, yani bu bildiğimiz bir şeyi de daha önce yaptığımız ama hatırlatma olacak bu. Atomun dışında her şeyin, atomun dışında her şeyin bedeni misalilerinde, atomun dışında her şeyin alıp başka yere taşıyandır hayal. Bak şimdi, diyor ki, herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Yani atomu götüremiyor, diğer cihazları götürüyor. Ha, atomun dışında her şey gidiliyor. Hayal ettiğin şey, her şeyinizde gidiyorsunuz. Cesedi bırakıyoruz sadece. Evet, siz cesedi bırakıyorsunuz, cisim gidiyor. Her cisim gidiyor mu? Cisim gidiyor. Oo. Çünkü hormonlar da değişiyor. Mesela hayal ettim birisini, böyle kurduğumun kopanı falan veya affedersiniz galimeşi bir şey hayal etsin, hormonlar değişiyor. Hormonlar aktif oluyor burada. Sanki aynıymış gibi oluyor orası burası. Ceset etkileniyor ama. Etkileniyor. Atom gitmiyor. Onun için cisim gidiyor diyorum yani. Gelecek şimdi. Hmm. Çok o tuhaf şey gelecek. Mezar zaten bu. Mezar, hani bazı var ya insan mezara girmekten korkuyorlar. Lan mezardan çıkmaya çalış, zaten mezardasın. Mezarın kabirde. Zaten kabirdesin. Beden ruhun kabiri değil midir? Beden kuyusu. Kuyu yani, kuyu. Zaten oradan çıkıyoruz zaten. He, kuyudan çık yani, şimdi kuyunun ortasındayız zaten. Çık yani. Perde, şu duvarlar açılsın sana. Zaten kuyudasın. Demirdağ'da diyor zaten ha, küçük bir saksı, ha, koca bir toprak. Evet, yani oradayız zaten, orada. Şimdi geçeyim bak şimdi. Ceset neydi hatırlayalım diye yazıyorum. Şeyde Enfusi Lugat'tan aldım. Zamanı ve mekanı olan atom olarak görünendir ceset. Bak üç tane şeyi. Külliyat da bu, belki de bir senede fazla çalışılmış. Ceset, cisim, beden. Cismaniyet, beden. Bedeni misali bir de. Beş. Beşini de şimdi hatırlatmak için. Glaf-ı Latif de var. Ha? Onu da ekleyelim. Glaf-ı Latif'i de. Ha, o zaman altı şimdi. Onu da ekleyelim tam şimdi. Şimdi bunları kullanacağız. Bunu bir hatırlatacağım şimdi. Sonra hayal mezarıma gittiği zaman hayal hayal değil. Neler oluyor bakalım. Ha, bakalım. İlk önce bir kendimizi bunu bir tanıyalım. Onun için çok heyecanlıyım. Şu burayı tanıyalım. Hayal edince ne oluyor? Çok rahat oturacak kafamıza. Her yeri değiştiriyor, bakış buradan bakmıyor mu? Evet, bakmıyor tabii. Şimdi bir kere, hayal ettiğin zaman diyor, atomun dışında her şeyinle beraber gidiyorsun. Niye? Ceset, iki nokta üst üste. Ceset nedir? Yavaş okuyorum. Zamanı ve mekanı olan atom olarak görünen ceset. Başka, kudrete dayanıyor ceset. Kudretin vücut alicisidir. Atomların donmuş halidir bu. Ama görünmez değil mi? Ceset görünmez. Ceset gözüküyor, gözükmüyor da beden gözüküyor şu bütün sen. Anlar. Şimdi bu atom donmuş hali. Çünkü sen bunu gelecek şimdi yani. Atomların donmuş hali bu. Ceset.
cisim zahirde görünmez, cisim görünen cesettir. Evet, yani aslında bedenin görünen hali ceset, o anlık görünüyor. Evet, yani ceset gözüküyor, beden. Beden, o, onun o anlık hali, yani, arkasındaki... Ben, okuyayım da ondan sonra, dur. Ben bir bitireyim. Tamam. Cisim, cesetten daha cami. Yani daha arkası. Ceset, kısacası ceset nedir? Ruhun âlim şahadetteki kabridir. Kabir. Kabire girmekten korkuyorsun. Çünkü içeridesin de onda. Bir ders attım şimdi. Yani 1,5 dakika. 1,5 dakika. Kardeş soruyor. Selam olsun Hollanda'ya. Ki kardeşlere. Ölüm korkusu falan sarmış. Babası vefatından sonra böyle çok durum iyi değil. Şimdi ona, o da güzel bana şey yaptı. Ölüm korkusu. Nedir biliyor musun? Korku, araba söyleyecektim de gittim. Korku aklidir. Niye? Onu anlatacağım burada da. Haf kalbidir. Haf yaklaştırır korktuğun şeye. Bir şeyden korkuyorsanız, haf mıdır, korku mudur? Eğer siz ondan uzaklaşıyorsanız o korkudur. Eğer korktuğun şeye yaklaşıyorsanız, çözümlüyorsanız o haftır. Mesela babadan çocuk korkar tokat vurunca. Çünkü babadan kaçıyor. Anneden de korkar tokat ama anneye gidiyor. O da haftır. Çünkü Allah'tan insan korkar ama yaklaşır. Zevk alırsın. Evet. Hafta lezzet var der. Evet. Korku da korku olduğu için korkudur. Ha, korku niye aklidir anlatayım şimdi bak. Yani ölüm korkusunu da anlatayım bu arada. Teneffüs ettireyim. Bu bizim teneffüslerimiz. Şimdi akıl alettir. Bu alemi şahadetteki ilişki ve çelişkiyi çözer. Nedir o ilişki? Göz çiçek ilişkidir. Çelişki soğuk sıcak, karanlık aydınlık, mevt hayat, yani kısacası bu alet, akıl aleti, bu alemi şehadet alet diyoruz 27. sayfa sözlerde. Alemi şehadetteki eşyayı tanımlamada kullanılıyor, bunu unutmayın. Zahmet tamam mı? Bakayım. Ha tamam. Şimdi bu akla diyoruz ki arkadaş senin işin değil ama bir bak. Senin işin alemi şehadettekileri anlamlandıracaksın. Tamam, senin işin bu. Bunu acile anlatmam gerekiyor doktorum. Bak şimdi. Akla işi olmayan bir vazife veriyoruz. Ya şu kabri bir baksana mezara. Akıl diyor ki vallahi ben ondan öteye gidemem. Çünkü alemi şehadet cinsinden bir şey değil. Daha önce görmedim. Nasıl ben onu anlamlandırırım? Böyle bir malzemem yok. Malzeme vermedim. Yani kimya, matematik, fizik vesaire kabir sonrası gitmez. Şimdi akıl neydi? Kabrin bu tarafını anlamlandırmakta kullanılmış. Sen şimdi termometre ile sıcaklığı ölçenle denizin basıncını ölçmeye kalkarsan olur mu? Yani burun koku alırken kulaktan istiyorsun. Koku alsana diyorsun. Ha bu ses duyar diye bir. Bir daha. Özür dilerim. Burada bir şey, bunu açıklar mısınız? Hazreti Ömer Efendimiz diyor ya. Ben ölünce ya Resulullah bu akıl benimle beraber olacak mı? Evet, evet. Peki o... Bak, o akıl akıl o olan. O bir taraftan kalkmış, taraf olmuş akıl o. Taraf olmuş akıl. Bir akılın özelliği neydi? Takul. Takul neydi? Bir taraf. Hı. Tarafı yok. Taraf olduktan sonra sensin o. Hı. Şimdi bak, akıl neydi bir daha? Akıl bu alemi şahadetteki emrin ismi emri itibarileriydi. Yani varlığı anlamlandırıyordu, tamam mı abiler? Ama ölüm denilen şey, alemi şehadetten çıkış kapısı olduğu için alemi şehadetin varlığı değil. Akıl, ben onu bilmem der. Biz de dayatıyoruz, git bul onu. Akıl, elmaya kıyas ediyor ölümü, anlamlandıramadı. Kıyas ya aklın. Güneş de kıyas ediyor, anlamlandıramadı. Çocuğun doğumuyla kıyas ediyor, anlamlandıramadı. Anlamlandıramadığı, çözemediği şeye çar naçar geliyor. İnsanın ruhuna diyor ki, ben diyor, oraya nüfus edemedim, çözemedim deyince ruh çöküntü yaşıyor, boşluğa düşüyor. Uçak böyle boşluğa düşüyor ya, türbülans değil, boşluğa düşüyor. En güvendiği ruhun özelliği, kolu şeydi, akıldı. Akla diyor ki, ya bu insanın ben başıma geçer, bir bak hele bunu çöz. Diyor ki, daha önce gitmedim,
Oraya ait malzemem yok. Alem-i şehadet cinsinden değil ölüm. Ben onu çözemedim. Çözemedim deyince çözülememiş oldu. Bunun için ki din çözecek, akıl çözemez. Sonra çözemediğini ruha diyor ki ben bunu çözemedim arkadaş deyince ruh boşluğa düşüyor, dehşet alıyor. Bu sefer çözemediği, bilemediği şeyden insan korkar. Gece de öyle. Ama git lamba yattın abi deymiş. Mesela köyde de öyle. Birisiyle ben gidiyordum yani. İleride çeşme yapmış adam mermerden. Çok karanlık ama hafif mermer parlıyor gibi. Dayı diyor sarılma. Ne korkma işte. Mutlaka bir şeydir yani. Ama baksana beyaz bir şey. Uzunda bir sütun yapmış mı mesela şey gibi. Adam tabuttan çıkmış gibi. O yüzden su yani. Suyun arkasında mermer yapmış. Hafif bir ışık şey olmuş ayva böyle hafif. O mermer parlayınca duyuyor böyle. Ne korkma. Gittik lambayı tuttuk elektrikle ta gittik. Hadi iç dedim suyu. Ya bu muymuş? Korku ne oldu? Gitti. Ne anlatmaya çalıştım buna? Çözülemeyen şey korkudur. Çözülen şey haftır. Bunu da yaz Osman. Çözülenmeyen, çözümsüz kalan şey korkudur. Çözülmüşse haftır. Ben bunu da yazayım. Hoşuma da gidiyor benim de. Korktuklarımızdan Allah'a sığınırsak affetmiş mi oluruz? Artık onu çoğaltacaksın sen. Neredeydi bizim şeyimiz? Evet. Ayet var ya, bilmiyorsan bilemezse. Bir sorduk, bittiği zaman değil mi? Çözemediklerimiz korku... Süleyman abi kapıyı bir açsana, Ali abi gelmiş. Çözdüklerimize hav. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Hasan abi bu ara hastaneye gidiyorum geliyorum ya. Evet. Böyle MR makineleri var biliyor musun? Giriyorlar böyle tabut gibi. Baktım korkuyorlar ediyorlar falan böyle. Ya dedim niye korkuyorsun dedim. Annem böyle. Niye korkuyorsun anne dedim ya. Bu bedenin içine girmişsin dedim. Ondan korksana dedim. Daha korkunç bu dedim. Ruh için en büyük kabir. Ustad öyle diyor. Kalbi kabre girdim diyor. Ne diyor? Kalbi kabre. Anladın mı? Kalbi kabre girdim diyor. Kalbi kalbe. Ya say asarbediye de Osmanlıca'da ya Latincesi ne var ya girdim diyor. Oraya da tabut diyor. Ruha göre kabir de kabirdir. Münkernekir'de de anlatıyor kalbi mi ve kabre. Evet. Mükemmekir'de de söylüyor. Kabrimi ve kalbimi nurlandırdılar diyor. Tamam. Şimdi bak bir daha akıl alem-i şehadetin çözme aleti olduğundan akla diyoruz ki kardeşim ölümü çöz. Akıl diyor ki bu alem-i şehadet cinsinden değildir. Ona ait malzemem yok. Gidip de gelmedim ben. Yani ben gidip de böyle marifeti keşif yapamadım. Bilmiyor. Çözemeyince ruha diyor ki ben bunu çözemedim. Ruh çözemediği bir şeyden dehşet alır. Onun adı korkudur. Mesela Allah da mesela Allah nasıl bir şey? İnsan ilk önce korkuyor. Allah izah ediliyor. Dersler, marifetler kazanılıyor. Allah sevilmeye başlayınca korku kalkıyor, haf oluyor. Çözülüyor. Çözülemeyen şeyler korkudadır. Akın. Sonra ölüm korkusu buradan geliyor. Ha, sonra ne geliyor bunun eline? Din geliyor. Diyor ki, ruh bunu çözecek. Diyor ki bunun yolu nerede? Kendisini de aramaya başlıyor. Aklın özelliği dış dünyaydı. İçeriye dönüyor. İçeride arıyor. Nasıl ki uyku vasıtasıyla duygular kapanıyor ya göz kulak. Bu sefer ruh uyumaz. Beden uyur. Nefis uyur. Bu sefer alemi gayba menfezler açılır rüya vasıtasıyla. Şimdi bu korkuyla hafı tanımladıktan sonra kalbi ve kadın genişledi. Bak ne diyor bak, ne, bak aynı yerde. Düz bak bir daha aynı yerde diyor değil mi? Bak burada bu bak kalbim demiyor bak. Kalbim ve kabrim genişlediler. Kalbim. Nurlu. Kalbim diyor değil mi? Kalbim evet. Ve kabrim. Kabrim, kabir. Kabrim. Evet. Ha. Bak şimdi. Kabir. Kimisine kabir. Osman tabii. Alem-i şehadet kabirdir. Kimisine bedendir. Kimisine kabir dimadır. Ustadın kabri
kalptir. Ruhtur belki. Belki de ruhtur. Bak ne diyor onu? Ruhu da bilmiyorum. O da öyle diyor. Ben biraz şey oldu. Kalbim ve kabrim. Genişlediler. Genişlediler. Hararetlendiler. Hararetlendiler. Kalbi ve kalp biri münker. Bir abi işte söylüyor zaten. Münker ve nekir tayfasında iki mübarek arkadaş geldi zaten. Diyor. Ne haber lan Said falan. Sen o namaz kılmaya kılmadın. Kalp bu zaten. He? Kabir ve kalp bu ikisi zaten. Ha münker nekir ikisi. Birine münker oldu. Birine münker, birine nekir diyor. Çünkü bir tanesi, hatırlarsanız münker nekir dersi yaptı. İtikattır. Bir tanesi İslam'dır. İman ve İslam'dır. Bir tanesi kılıçtan keskin, kıldan ince. Kılıç biliyorsunuz şeriattır, ameli hayattır. Kıldan ince de itikattır, şirklerdir. Tamam mı? Sırat Köprüsü'nün sıfatı bunlar... Ha, sıfatı, sıfatıydı bunlar. Evet, sıfatıdır. Sırat Köprüsü neydi? Kılıçtan keskin, kıldan ince. O hakikattır oradaki. Dünyadaki nedir? Suretidir. Sureti nedir? İtikattır, eylemdir. Şirk ve adab, edep, farzlar. Sırat'ın vasfı değil mi? Münker nekir de bu şey, onu soracak, oraya götürecek de hazırlayacak. Alim Erva pencere açılıyor zaten. Yani şimdi o da sonra. Alem Misal diye biliyorduk biz sadece. Alim Erva diyor. Alim Erva geçti. Niye Alem Misal de hani? Alem Misal bir şey kalmadı ki. Alim Erva geçti. Daha acayip. Canım. Sadece ben tahlil Alem Misal'e açılıyor diye biliyorum. Bu Alem Erva da gidiyormuş. Efendim hayalde olan Alem-i Misal da hayalden sonra öteki tarafa geçmiş yani. Şey Alem Misal'den. Ama usta biraz fazla şey yapmış, onu girmiyorum şimdi. Kabrimi diyor, yıldızlara taşıdın diyor abi zaten. Dağıtmayalım bari, ceset değil. O da söylüyor, yıldızlara taşıdın diyor, kabrimi. Yıldızlar. Acayip şeyler var. Ben de ne garip. Bir kere bak düşün, şu ceset. Peki hemen diyeyim, kabı kalsaydı de mi hayal kullanarak gitti? Hayal kullanılmadan hiçbir marifet keşif olamaz. Çünkü bak ona götüreceğim şimdi. Yani hayalle gitmenin ne demek olduğunu, malzemelerini konuşuyoruz şu anda. Biz hayal hikaye gibi. Hayal ya, hayal zannediyoruz. Çünkü niçin? Öyle zannettiğimiz için hayaldeyiz. Atomdayız. Ha Allah meczup olsun. Yere basmamışız ki. Vasıta değil mi? Vasıtadır, kendisidir aynı zamanda. Geldik gidiyoruz, hiç tanımıyoruz kendimizi. Hiç hayalimizi bilmiyoruz ki. Hayal biliyorduk. Attık kafadan. Oysa en camidir. Bak göreceksin, bak görüyorum. Usta da hep kullanmış ya. Gözümüz hep devamlı kullanmış. Soka. Hep kullanmış ama hiçbirimizin ilgisini çekmiyor. Ben bunu ki bize ait demiyorum, cemaatimize diyor. Hayali hayal zannettik. Kullanmıyoruz. Bak hayalin kabrine giriyor, yaşıyor. Hayali hayal zannediyorsun. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Gelelim bir daha abi, hayal mi daha merkezde, burası mı daha merkezde? Nasıl yani? Şimdi çözeceksin sen. Bir dakika, ceset. Zaman ve mekanımızı, mekanı olan, atom olarak görünen, zaman ve mekanımızı oluşturan ama kendisi atom olarak gözüken, cesetten bahsediyorum. Hem vurarak anlatıyorum. Kudrete dayanıyor. Atomların donmuş halidir ceset. Cisim zahirde görünmez, görünen cesettir. Cisim, cesetten daha eamdır, camidir. Ceset, ruhun alem-i şehadetteki kabridir. Şimdi bedenden bahsedeceğim. Beden, anlardaki fert, mesela ampul düşünün. Saniyede 60 defa yanar söner. Dırrr. Ama o kadar hızlı yanıyor ki devamlı yanıyor zannediyoruz. Her an var ya, var oldu yok oldu. Var olma anına beden deniliyor. Abi şu tabiri de işte... Dur. Bitir. Ama çok önemli burası. Peki. Özür dilerim. Donmuş hali atomdur diyorsunuz ya. Enerjinin donmuş hali desek bence doğru olur. Tamam işte. Ne anlıyorsun? Atom donuktur zaten. Atom işte, atom öyle diyorum. Şimdi enerji deyince herkes genel olmaz. Ama... Enerjinin donmuş hali atomdur. Evet. Atomun donmuş hali işte bu. Gözüken. Enerjinin de altını konuşursak onun da donmuş hali diyeceksin ya, bitmez mi? Tamam Mehmet kardeşim, öyle de kabul et, tamam. Şimdi yani dağıtma. Enerjinin altı. Şimdi ampul var oluyor. Tamam peki, enerjinin donmuş haliymiş. Ceset. Esma'nın da. Şimdi beden nedir? Yaratık var olup da olandır. Olmakta olandır. Anda var ya beden, olsun. Her an yaratılmalara bedendir. Bak,
mazi ve müstakbellerin bütünlüğünün cemül cemine bedeni misali denilir. Mesela dırrıkların yok mu? Dırt dırt bir dırt aç çok şey tencere. Dırt onda dırt dırrıkları topla hepsinin cemine bedeni misalilerdir. Film oldu. Tamam. Bedeni misali. Hepsi nedir? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hepsi özdür, asıldır. Öznedir. Hep aynı. Hiçbir fotokopi değil. Tamam mı şimdi? Eğer şeyimi kesmeseniz bunun bir bedeni okuyayım. Mazi ve müstakbellerin bütünlüğü cemün cemine bedeni misalidir. Beden nedir? Beden ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. Atomun kendisi değildir. Ceset, beden, cisim bütünlüğüne cismaniyet denilir ki cennet cismaniyettir. Şimdi yapıyorum. Atom olarak gözüken ceset. Anda olan beden. Bu bedenlerin toplamına bedeni misali. Tamam mı? Bu ayna şeyde kullanacağız. Hem hayalde kullanacağız hem aynaya veya cama bakınca gözüne niçin bakamıyorsun? Onu çözdüm. Anlatacağım. Şimdi cisimden konuşuyorum. Esmaların cilve, cemal, nakış ve sanat bütünlüğüdür. Cisim zahirde görünmez, zahirde ceset görünür. Cisim meleküt, ceset mülktür. Esmaların cilve, cemal, nakış sanatının hulasa bütünlüğüdür. Ne? Cisim. Cisim zahirde görünmez. Zahirde gözüken cesettir. Cisim melekuttur. Enerji boyutudur. Ceset, atomsal boyutu, mülktür. Cisim zamana, ceset mekana bakar. Görünen ise bedendir. Ceset sıfata, beden isme, beden ise esmaya bakar. 26. lemadan alınmış bu. Cisim, arşa kadar olan sürecin vücudu haricisidir. Ceset, ruhun annesi ve yuvasıdır. Libası değil, cisim libastır. O zaman hayal, insanın beden misalilerini ceset kabirdir. Bak, o zaman hayal, insanın beden misalilerini ceset kabirden, ceset denen şu kabirden harici taşır. Hayal, şu insanın bedeni kabir ya, hayal, insanı bu beden kabrinden dışarıya taşır. İnsanın taşınma yolu ve yöntemidir hayal. Kabirden çıkma yolu ve yöntemidir hayal. Bunu nefis de kullanabiliyor, akıl da kullanabiliyor. Ceset kabrinden çıkartıyor, bedeni misal götürüyor seni aşağı. Evet, şimdi acele edersem burada sen abi şimdi Hazreti İsa diritti ya beden misalleri bir anda kaldırdı yani, zamanla. O zaman hayali kaldırmadı da hepsini beraber mi çıkardı? Evet. Nasıl yaptı onu? Şöyle. Sen ne kastettiğini anlamadım çünkü teveccüh edemedim. Ha. Şimdi Kadir esmasıyla zamanı şey yaptı ya Hazreti İsa kaldırırken ölüleri diriltirken. Şimdi hepsini dırırt bir anda çıkardı. Hayali çıkarmadı da bütün beden misallerini topladı. Şimdi şöyle. Yapıyorum şimdi, ama bir daha anlatacağım. Şunlar farklıdır, beden ayrıdır arkadaşlar. Anda olan. Sırayla yapalım mı abi kesiften? A, B, C, Ç'den yapalım. Ceset. Enerjinin donmuş hali, atom. Anda olan, tırp, beden. Cisim ise, bu cesedin melekül tarafı, yazılımı. Gözükmez o. Yani sıfata bakar. Sen bizim kuvvetin bir sıfatı olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud hariciye verir. Sıfata bakıyor cisim. Ceset esmaya bakar. Şimdi ceset enerjinin donmuş hali atom olarak gözükür. Beden olmakta olanın andaki olandır. Cisim ise bunların melekut tarafıdır. Mesela şu an bizim sizi gördüğümüz hali cesedimizi ve o anki bedenimizi, görüyorum. Tırt görüyorsun. Mesela bir saat bedenimiz yok. Ceset de yok. Ceset yok. Ceset var. Beden yok ya. Atom.
Beden, beden. Artık ne anladınız arkadaşlar? Bu çünkü basit adam değilsiniz. Tamam. Aynı şey ilkokul gibi 5 defa tekrar ediyorum. Yani bedenle cesedi artık gözüküyor, gözüküyor yasın dersen şimdi çok ayıp oluyor. Çünkü... Hayır, şu an... Tamam, hala onu konuşuyorsun ama. Tamam. Hala onu konuşuyorsun. Yani bunu geçmen lazım artık. Bunu kullanıyoruz. Bunu daha önce kullanmışız. Ceset, enerjinin atomsal anıdır. Hani görünür dedikler ceset. Sen hala görünmez diyorsun. Ceset görünür. Beden ise andaki durumudur. Andaki durumu. Cisim ise enerji boyutudur. Cennet niçin cismaniyettir? Çünkü insan böyle var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Bunların toplamına hepsinde beden ya, birbirine kıyas edildiği için misalleridir. Benzeri onun için bedeni misali denmiştir. Tamam, toplamı. Şimdi geliyor şeye, buraya kadar geldik mi? Örnek, o dene dayanamadım, Yasin tatmin olacak. Örnek olsun diye söyleyeyim mi? Belki. Yok söyleme, Yasin. Yok, Yasin abi hiç yok. Tamam abi. Oldu mu? Tatlı sanırım abi. Olmadın daha. Bir dakika. Olmadı sen bir, bak işte. Şey söyleyeyim mi ya? Söyle. Frekans, beden, ışık, ceset. Şimdi bak, frekans. Sen nasıl anlıyorsun bir anlat bana. Cesetle beden arasındaki fark. Ceset. Ötekisini anlamışsın. Beden. Beden, ceset, frekans. Şöyle ben sana anlatayım tek. Bir daha. Bak. Abim enerji gözükmez. Tamam. Şimdi onu biz dondursak, yani mesela çakmağın gazını, yani çakmağın gözüküyor ya, su gibi. Aslında su değil, biliyoruz. O gazdır. Niçin gözüküyor? İçindeki sıvı alınırsa gazlıktan sıvıya dönüşür. Fiziki bir kanun, mektepte okuduk. Evet, tamam. Gazların ısısını alırsa sıvıya dönüşür. Mesela su buharı. Su buharından isyan suya dönüşür. Tamam. Çakmaktaki şey, düğmeye bastığın zaman çakmak şşşt uçuyor, ısı alıyor, aslına dönüşüyor. Bak şimdi ceset gözükür, atom, odun, donmuş hali. Ama bu anda bulunması haletlerinin, hissiyatlarının üzerine kuruluyor, yansıyor. Bu da bedendir, andaki durumu. Cesedin andaki durumu, beden. Evet, tamam abi. Ha, ceset ise atomsal yapısı. Peki şu da sana karışıyor. Cesedin andaki durumu dediğimizde ceset eşittir beden değil ama. Değil yani ama. O zaman cesedin, o andaki cesedin meleküte bakan tarafı beden, misal yani misal tarafına da bakan beden, atom tarafına bakan o andaki hali ceset. Bunlar arka tabloradaki tümü cisim. Cisim. Tüm cisim. Yani cesetle beden toplarsan cisim. Onun da cesim arkası. Toplarsan yani bütününü toplarsan. Toplarsan. Değil mi? Yani evet, doğru. Olayım diye söylüyorum. Doğru. Ya, yani. Yazılım. Çünkü beden bir kere andadır. Tık tık tık. Anda olan neyi gösterecek? Cesedi gösterecek. Şimdi mesela senin biraz önceki haletin simana yansıdı. Şimdi de yansıdı. Farklı. Farklı. Bu cesette gözüküyor. Ama beden arkada değişti değil mi? Değişti, bedenin değişti yani. Cesedin aynı, beden değişti artık. Yani ben mesela... Cesedi etkiledi. Şu etim değişmez. Ama bak. Kızardın mı? Evet. Oh. Bak kızardın mı? Bu beden. Atom aynı. Odun da çok güzel misal abi buna. Güzel oldu. Peki. Ha, gördünüz mü? O zaman ceset... Ha, bak, kimse cesedin kendisini, atomu görmüyor. Cesedi görmüyor, bedeni görüyor. Evet. Yani ceset aslında görünüyor ceset ama kullanılıyor, bak, beden şey görünüyor. Ha, işte ceset yani kullanılıyor, evet. Beden tamam. Görünüyor. İşte onu dedim abi. Evet. Fark orada. Tamam. Yani ama, şimdi tamam mı? Görünen yeni bakarsan ceset aslında. Şimdi esas... Can alıcı yere geldik. Şimdiye kadar konuşmamız burası için. Lemalar 135. Buraya kadar tamam mıyız abi? Beden, cisim, cismaniyet bunlar. Ve ondan sonra su, hava, nur
hepsini kullanıp geliyoruz şeye. Çok harika bir yere. Bunu okuduktan sonra ara verme hakkına sahip olacağız. Belki de ders bitse de değer. Şunu okun. Evet. Lemalar 135. Defter 357. Yine Allah bana nasip ettiği şey. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama, ben eylemsel yapacağım. Bir cam. Bize uyguluyor. Tamam da ilk önce burada. Sonra. İlk önce burada. Misalden bir gidelim. Herkesin anlayacağı. Cam, Osmanlılarda böyle aynaya, şimdi bizler Cumhuriyet'te cama ayna demişiz. O zaman ayna değil de cam derlermiş. Ayna demiyorlar, cam. Cam diyorlardı. Fakat ikisi de fark etmez, cam. Şimdi bir cama, cam. Cam değil mi? Üstü cam. Arkasında siyah olduğu için cama bakınca kendimi görüyorum. Eğer arkasında kesif olmasa aynadır, karşıyı görüyorum. Ha? Bir daha. Şu camı görüyor musunuz? Oraya bakın. Karşıyı görüyor musunuz? Kendinizi görüyor musunuz? Hayır. Siyah ya. Çünkü yok. Şimdi o cama siyah bir boya atarsanız o ayna cam ayna olur. Orayı değil, kendinizi seyrederseniz ama aynı yere bakıyorsunuz. Karşıdaki siyahlık kalkarsa, karşıyı siyahlık yaparsanız burayı. Tam tersine. Böyle bakarken burayı görüyorsunuz. Böyle bakarken burayı görüyorsunuz. Gümüş griyi daha iyi gösteriyor. Peki şöyle de girmeden bu yani cama bakma mevzusunda hani cam aslında aynadır dediniz. Bir tevil ettiniz veyahut da gibi. Mesela hani rap bilgisayar. Aynen hocam. Televizyonlarda da hani görürüz ya bir tane şey sallarlar. Bir hareket eden veya böyle helezonik bir şey. Orada Adem alem misale geçer. Onun arka tarafını şey yaparlar. Yani o zaman bir şeye dikkat var. İlla aynı olmasına da gerek yok. Gerek yok. Zaten ilk önce bilinen yoldan gidecek ama. Ha, burada siz biraz daha camdan kendini seyretme, aynalık tarafına daha çok baktınız. Işte. Ha, aynalık değil diyor. Cam yani. Bak cam. Cam diyor. Tamam. Cama dikkat ede ede. Yani bu da cam değil midir? Tamam. Telefon. Camdır da. Plastik midir? Yok. Camdır. Tamam. Onun için bilinen yolda gideyim. Sonra insana. Daha burada daha camla ayna yerde edemedik, insana taşınacaksın. Bak, nasıl ki bazı adamlar manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Ya bir Allah'ın kulu da durdu da ya alemi misal değil, ledi misalilere ve alemi misale cama baka baka alemi misalilere niye şey açılsın, pencere açılsın, pencere açılıyor. Bak pencere, yapınca var ya pencere, pencere. O aynede burada değil. Çok garaybi müşahede eder. Halbuki aynede değil. O seyrettiği. Ama oraya bakıyorsun ona böyle bak. Allah Allah. Orada görüyor ama burada değil o seyrettiği şeyi. Ama burada seyrediyor. Neye benziyor biliyor musun? Bak. Bakın aynaya bakıyorum. Saçımı tarıyorum. Neyi görüyorum? Bunu görüyorum. Nerede orada? Onun saçını tarlamam lazım. Orada burayı görüyor. Yani bakın, buradan oraya niye bakıyorum? Buraya bakmak için. Buradan buraya bakamıyor. Bakamadığım için. Evet. Buradan oraya bakıyorum, sonra oradan buraya bakıyorum. Aynaya diyor, dikkat ede ede, alemi misale, bakar mısınız bana? Alemize pencere açılır. Orayı peki, orayı mı gördün? Gördüğünüz yer neresi? Osman, orası. Onun saçını tarasana. Ne bunu tarıyorsun? Gördün mü? Gördün mü saçını tara? Bunu niye tarıyorsun? Yoksa ikisi aynı şey mi? Dağlar kadar fark var. Bakanla bakılan korkunç fark. Onun için çok heyecanlıyım. Bakanla bakılan şey farklı. Aynı ya. Aynada gülsünün. Hayır. Aynı değil. Bakanla bakılan aynı değil mi? Aynı değil. Göreceksin şimdi. Evet şey, ne oldu şimdi? Biraz kolay gibiydi değil mi? Yok değil canım ben. Şimdi bak. Kolay demiyoruz hiçbir şeye. Yok. Onu öğrendik. Şimdi bakanla bakılan ayrı. Sen
Şu acayip, acayip o olacağız inşallah. Halbuki aynı de değil, bakalım. Gördün mü o? Gördün mü saçını tarayıp? Yok. Görmediğimin saçını tarıyorum. Gördüğüm de değil. Gördüklerimle görmediğime muamele yapıyorum. E bunu tara. Aynı demiş, Hasan abi boşuna konuştum ya. Hocam diyor, devamlı aynı diyor zaten. Aynı diyor zaten. Ha. Bir pencere açılır, o aynı der. O aynı der. Çok garip bir müşahede eder. Halbuki aynede değil. Belki aynede olan dikkat-i nazar vasıtasıyla dikkat. Bu. Dikkat neydi? Hatırladın mı? Dikkat bir latifeydi. Latife. Nedir o? Latife şuydu. Muhakemette anlatıyorum. Şimdi devlet memuru geldi. Arabanın trafiğini aldı, dosyayı attı depoya. Seninkisini ver, aldı depoya. Seninkisini ver, aldı, işleri yaptı, attı. Peki, iki ay sonra işim var. Dosyayı nerede bulacak o depoda? Ha, onu ne yapar? Alfabetik veya numarayla tasnif eder. Sonra müracaat ettiğin zaman tak diye alalım. O tasnif etmenin adı, dimanda tasnif etmenin adı dikkat. Bak, ne için söyledim? Kaç tane ders kullanıyoruz? Dikkat latifedir. Halbuki aynede değil, belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla aynenin hariceye bakarken bunun dışında o zaman hayal tipesi beraber çalıştı buna. Neyle? Hayalle dikkat. Dikkat. Hayaline bir pencere açılmış görüyor. Şimdi beraber gidiyoruz. Allah. Hayaline bir pencere. Şimdi anladık değil mi bir daha? Böyle bakıyorsun, oraya bakıyorsun, burayı görüyorsun. Bu hayalinde pencere açılıyor. Üç tane şey. Bakan, ayna, hayal, dört edecek şimdi. Hayalinde pencere açılıyor, alem-i misal. Tamam, ben, ayna, alem, hayal, hayalinde pencere açılıyor. Menfez açılıyor. O dairede menfez açıldığı gibi. Beraber gidiyoruz. Kim ne anladıysa. Alem-i misale karşı hayalinde pencere açılıyor diyor. Alem-i misale karşı. Erdinç burada mıyız abi? Alem-i misale hayalinden pencere açılıyor. Hayal ayrıdır alem-i misalle. Alem-i misal ayrıdır hayalden. Alem-i misale hayalinden pencere açılıyor. Tek tek yazıyor. Alem hayal ayrıdır ondan. Alem-i misal da hayalden ayrıdır. Ama oraya benim hayalimde pencere açılıyor. Levi misali demedi, alem misali. Evet, çok ilginç. İlginç. Aynaya dikkat-i nazar vasıtasıyla aynenin haricinde yani bende yani aynaya dikkat ediyorum ama bende oluyor. Yani bende yani hayalimde pencere açılıyor. Hayaline pencere açılınca hayali alemi misale bakar garibi müşahede eder. Tamam mı? Şimdi başka. Hayal misale yoksa başka, başka birisi. Hayal hayalinde pencere açılıyor. Ha, hayal bakmıyor ama. Yok, bakmıyor. Öyle dediniz onun için. Yok. Hayali. Yani sonra mesela bak pencere açıldı. Bakan başlasın. Mesela ha. Kalp bir penceredir diyor. Vicdan nezaredir. Pencereden seyredendir. Diyor ya. Peki diyor soru. Hayalinde niye pencere açılıyor? Cevap. Cama dikkat ede oluyormuş. Tamam. Cama dikkat hayalimi aktif ediyor. Cama dikkat hayalimi aktif ediyorsa göz cama bakınca hayal aktif olur. Göz. Gözde cama baktı. Baktı. Sonra. Hayal açıldı. Sonra biraz daha dikkat etti mi aleyhisselam açıldı. Ama bu düzlem devam ederken bir göz, cam, hayal, alem misal. Dördü, alem misal. Evet, dikkat. Göz, hayal, dikkat, alem misal. Evet, düzlem çalışıyor. Hepsi birbiri aktif, aynı yerde oluyor baş. Bize tahayyül diyebilir miyiz lan? Bu da basar. İnsanı ötelere taşır. Var yakın, karar. İnsanı alemi misale taşıyor. Misal, misal. Talebeye yani bir nur talebesine mesela ben ders anlatırken
20-30 senelik bir nurcu, 40 senelik. Adam 3 sene, 2-5 senede adam böyle Risale-i Nur aynasına, Risale-i Nur ayna diyor. Böyle baka 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 adama açılsa. Ama ben diyor, ben de zahirden ders dinliyorum. Böyle kitaba baksa açılsa. Kitaba bakar gibi bana bir baksa açılsa ona. Orada öyle diyor devamında. Talebeye açılsa, alemi misaldekiler seyreder talebe. O zaman insanı imtiyazlı kamil kılar o açılma nispetinde ötelere. Yani şehrin şehri olur, burada devam edeyim. Cama insan bakınca gözüyle gözüne bak. Onun için cama bakmayın diyor. Şey aynaya. Çünkü lavada aynaya bakınca kim bakarsa baksın, gözüyle gözüne bakarsa rahatsız olur. Abi bu cam, bu sırf bu cam değil, tip olan bir şey yani. Girme, tamam bitti o. Şimdi hala cam aynayı yaptın mı geri başa gidiyorsun. Zaten. He. Talebe açılsa dedim. Cama insan bakınca gözüyle gözüne. Gözüyle gözüne. Kendinden kendine seyahat ediyor demek. Niçin gözüyle gözüne bakınca rahatsız oluyor? Sen değil misin bu? Peki niye rahatsız değildi? Çünkü ben kendimi görmemişim. Kendimi seyretmemişim. İnsan insansız insanlaşamaz. Mağarada doğdu, dünyada tektir. Hiç kimse yok. Tek. İnsanlaşamaz, insan adayıdır. Şimdi insan kendisini hiçbir zaman görmedi. Ayna olmasa, parlak şey olmasa, başka bir insan da beni tanımlamasa, ben kendimi ne olduğumu bilmem. Aynaya bakınca ilk kendimi görüyor. Gözümden gözüme koridor açılıyor. Münafık bahsinde diyor ki, göz kalbin aynasıdır. Bu gözle içeriye giriyorsun. Onun için sana dehşet veriyor. Rezillikler var, günah. Devam edeyim. Ama sözümü ne olur kesmeyin. Sonra ne sorarsanız sorun. Cama insan bakınca gözüyle bakıyor, gözüne bakıyor. Kendinden kendine seyahat ediyor. Kendisi kendisine ayna oluyor. O aynaya bakıyorum ama ayna aslında yok. Orada gözüken benim. Ben bana bakıyorum, benden bana. Ben gitmek diye koştum Risale-i Nur diye. Kendimi kendimle seyrediyorum. Ayna önemli değil. Artık ayna bastaydı, bastalık çıktı. Ben var, ben varım. İki tane ben var. İkimiz tanışıyoruz, ne haber falan. Bakıyorum, rahatsız oluyorum. Benden bana rahatsız oluyor. Tamam. Ama kendinden kendine seyahat ediyor. Gözüyle gözün içine giriyor. Kendisi kendisine ayna oluyor. Kendi gözüyle gözünün penceresiyle kalbine giriyor. Gözünün penceresiyle o kalbine giriyor. Ama dimağın tahayyülünde bulunan hayali de aktif ediyor. Hayali gözde, hayal neyle çalışır? Mesela oruçsunuz, güzel bir yemek görseniz, oruçsunuz, güzel bir yemeği hayal etseniz, oruçsunuz, güzel bir kokuyu hayal etseniz, hayal gözde, sesle, kokuyla, tatla, dokunma ile çalışır. Hemen şekile dönüştürür. Hayalin böyle özelliği var. Gözle, düşünce ile, fikir ile, dokunma ile, koku ile, ses ile de çalışır. Hayal böyle bir şeydir. Hayal kokuyla da çalışır. Yani duyguların alt veri tabanıdır hayal. İlginç taraf şu. Bu kadar malzeme de bitti. Elmaya bakınca kendini görmüyorsun. Elmaya bakınca kendini görmüyorsun. Cama, aynaya bakınca kendini görünce hayaline pencere açılıyor. Kendisi kendisini seyredince oluyor. Yani rahatsız. Yani benden bana. Elma beni göstermiyor. Cam, yani ayna beni gösteriyor. Niye beni gösterebiliyor? Çünkü cam, ayna ademdir. Hiçbir belirlenişi yoktur. Mesela her şeyin bir rengi var. Ama aynanın yoktur.
Şu aynayı söker misin? Hemen kapı içeride yer. Aynanın rengi yoktur. Adem ne abi? Ver. Adem. Adem karşımıza çıkıyor. Söyleyin, aynanın rengi hangisidir? Nasıldır? Sizi gösterir. Bunun rengi yok. Rengi olmadığı için her rengi gösteriyor. Rabbi gördüm. He? Adem. Vücutta Adem. Adem'e çalış. Eğer diyor, insana diyor ki ustad, aynadır diyor. Allah'a en cami aynadır. Çünkü niye? Hiçbir belirlenmiş olmayınca gösteriyor. Eğer burada bir boya vursak, çatlak olsa, renkli olsa, bir tamamıyla aynısını göstermez. Ayna yapan hiçbir belirlenişi olmamasıdır. Hiçbir belirlenişi olmadığından her belirleniş gözükebiliyor. Aynanın için rengi yoktur, her rengi göstersin diye. Tamam, her şey. Şimdi al abi, as. Hasan abi, bizde de renk olmasa elma bizi gösterecek. Hı. Ne? Bizde de renk olmasa elmada da ben kendimi göreceğim. Evet. Cam Adem gibidir. Hiçbir belirlenişi yoktur. Aynaya bakan kendini görmemiş. Yani bakan ben. Yani aynayı görmüyor ya. Aynaya bakınca ben kendimi görüyorum. Kimdir o? Şu anda çok önemli. Bakan kim? An'dır. An'da olan ben. Aynada gözüken kimdir? Kimdir biliyor musun? Şöyle diyeyim. Senin bir senelik hücren var mı? Erdinç. En fazla kaç? 6 aylık değil mi? Peki 15 yaşını gösteriyor mu? Yok. 20 yıl. Peki bir senelik hücre yok da adama niye 47 yaşı diyorsun? Onu da kullanayım şimdi. Şimdi bak arkadaşlar. İnsan bak şunu gösteriyor, şu yaşı gösteriyor. Numcudur, tarikatçıdır, namaz kılıyor, zikir ediyor. İşte gayrimeşrudur, içkicici, şarapçıdır gözlerine. Nasıl anlarız? Oysa bir senelik hücre yok. 6 aylık hücre var. Ama ta adam 10 senelik özelliği burada gözüküyor. Soyu gözüküyor, sopuz gözüküyor. Sinetikum elmanikum. Simahum fi vücum min eseri sucuk. Bir senelik hücre yok. Nedir? Bir tencere getiriyorsunuz. Fikren. Tencereye dimağı atıyoruz. Fikren mi hayalen? Yani hayaleyip kalın. Tencereyi getirdik mi abi? Hayal. Dimağın, tahayyülü, tasavvurta, akıl, tasdiki, zanneti, zannetikat. Bütünlüğünü koy tencereye. Şimdi. Bugün ayın 11'i mi? Evet. 11 Kasım. Koydun mu abi? İçine şeyi koy. Kalpteki hissiyatları da koy. Şu andaki. Koydun mu abi? Sonra ruhtaki latifeleri koy şu andaki. Sonra davranışlarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı, fiiliyatımızı da koy. 4 tane. Dima, kalp, ruh, fiil. Bir sene geçsin. Bir sene sonra önceki dimağla, önceki kalple, önceki ruhla, fiille bir sene içerisindeki değişikliğin toplamına halet denilir. Halet. Halet-i ruhiyeler. Tamam mı? Bir sene. Onu bir sene içerisindeki dima, bir sene içindeki hisyan, bir sene içindeki latifelerimizin ve fiillerimizin toplamına bir halet denilir. Bunun adı, bu alemi şehadette yaş diyoruz. Bir yaşında. Kaç yaşındasın Osman? 43. Her bir senede bir halet var. Anladık halet. Dima, kalp, ruh, fiil. Bir sene içindeki bunların durumunu doldursak bir halet olur. 43 tane halet var sende. At onu tencereye, tek halet yapalım. Tek halet yapıp senin suratına boyuyoruz. Onun için 43 gözüküyoruz. O benim bedenim değil mi? He. Ama hangi bedendir? Bedeni misalilerindir. Azrail. Andakiler bedeni misalilerini seyrediyor. Çünkü bu bedeni misalidir. An değildir. Ama an demiştik bedene. Bakan andır. Bakıldığı an yer burayı görmüyor mu? Burası
burası sima, an değil, anda olan bedenimiz haliler var. O zaman an geçmiş ve geleceğini seyrediyor insan. Geleceğini de seyreder. Bu dışarıdaki de şeyine göre, kabiliyetine göre seni sey, hani adam simana bakıp hani... Tabii. Serdar... Aslında o bedeninden girip bedenin misallerini seyrediyorsun. Tabii. Yani ben kendimde misal, ben senin bedenin misallerini görüyorum. Şimdiye kadar geçirmiş olduğun... Fazla bakmıyorlar. Ve yani misal... Bedeni misaller var. O zaman niçin dehşet alıyoruz? Niçin çok acayip bir mana dedim. Yani cama dikkat ede dikkat eden andır. Andır. Peki ayna vasıtasıyla hayali dalim misali açılıyor. Orada niye eğer buradan gidenler olsa levi misal olacaktı? Gelecek resimlerimiz de var ya, gelecek hayatımız. Canlı ve ruhludur 110 sözlerde. Geçmiş ve gelecek diyor. Alemi gayb diyor. Geçmiş ve geleceğin malzemeleri, haletleri hepsi canlıdır, ruhludur, şuurludur 110 sözlerde. Ha, şimdi alemi misale pencere açılmasının sebebi bu, ben anla bakarken aynı zamanda bedeni misalilerim onların görüntüsü olan surata yapıştırdı kafama. 43 tane haletin tek haleti. O tek halet artı geçmişimdi bu. Alemi misalde gelecek bütün o şeylerinde var ya, o neyi kesbedecek, neyi yapacak, o da gözüküyor burada. Görene göre beden veya beden misali değişiyor. Değişiyor, alacağım soruyu. Tamam. Ha, baktığımız zaman arkadaşlar, bakan andır, bedendir, andaki benim, onu ben kendi kendimi görmüyorum. Aynada gördüğüm kişiyi an değildir, an bakıyor. Aynada gözüken benim simamdır. Benim simam mazi ve müstakbelin hulasasıdır. Bedeni misalilerimin cemiyidir. Hem geçmiş gözüküyor hem gelecek gözüküyor. Gelecek olmasının delili alemi misaldır. Eğer sırf geçmiş gözükseydi lefi misali olurdu. Dolayısıyla ustad diyor ki, ben diyor daha gelmeden, sade söylüyorum, hadise gelmeden diyor, ruh diyor, o uykuyu da anlatıyor. Ruh diyor daha hadise gelmediği zaman diyor, lef-i mahfuzun dairelerinde diyor, bazı levhalara denk gelir diyor. Oraya bakar, daha gelmemiş hadiseleri görür. Çünkü sözler 110'da şöyle diyeyim bak, okumadan da geçeyim çünkü çok önemli yer. Ve ondan sonra ara vereceğiz, tamam mı? 111. Bak 111. Diyor ki, işte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecide sırrı hayatta anlaşılıyor. Sır bu. Bu mesele sır. Sabit oluyor. Yani nasıl ki alim-i şehadet ve mevcut hazir eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkların görünüyor. Öyle de alim-i gaybden sayılan. Alim-i gayb nedir? Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi. Geçmiş senin Mehmet'im. Geçmiş ve geleceğin de nedir? Neymiş? Malen hayattar bir vücut manevileri var. Hayatlıdır senin gelecek daha gelmeyenlerde. Geçmişten de hayattadır. Başka? Ruhlu birer subut ilimleri vardır. Ki yani geçmişin ve geleceğin canlıdır ve ruhludur. Levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderatname ile görünür, tezahür eder. Sen buna sahip çıkarsın, çıkmasın. Şimdi arkadaşlar, şu simada çizgiler var, Mesnevi de der. Geleceğin işaretleri, çizgiler var. Bir de ayak altında var. Onun için biz tabutu cesedi yıkarken üç yere koku süreriz. Oradan girerler. Bir buraya süreriz cesede, bir de avuca süreriz şey kokusu, ölü kokusu var ya, tefarik. Bir de ayağının altına süreriz kokuyu, sonra kefenleriz. Şurası gelecek çizgileri, şurası da gelecek çizgileri. Şimdi aynaya bakan andır, bedendir. Aynaya baktığın zaman bedeni misalilerin, yani bu sima neydi? Gözüken bu ya. Bu sima an değildir.
bu sima anların birleşimi olan toplamına cemdir. Aynı zamanda alemi misalde kesbedeceklerinin habercileridir. Diyorsun ya, hala bu adamın gözü sarmadı ya. Bu adamın engeli yok. Bu adam iş yapacak gibi. Gözlerinden belli falan diyoruz ya. Geleceği açılabiliyor batısına. Demek ki dehşetli olmasının sebebi, çok dehşetli dememin sebebi neydi? An geçmiş ve geleceği görüyor. Aynada gözüken gören değildir. Gören ben anım. Ama gözüken an değildir. Şu anların toplamı bedeni misaliyle nereden bunu görmüyor musun? An gözükmüyor zaten. Tık tık gitti. Bu gözüken nedir? Anların toplamı bedeni misalidir. Gelecek levhalarımız canlı ve ruhludur dedi. Onlar da alemi misalde mevcut bizim. Mukadderatname ile kaza ve kader vasıtası mukadderat gözükür tezahür eder. Sen buna dişirle. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile dişir. Razı olursan lehine döner. Razı değilse Adem'e gider. Hiçbir anlam taşımaz. Adem'e gider. Burada gözükenler an değildir. Bu sima benim 50 senelik haritamdır. Rüznamedir, takvimdir, hulasasıdır, haritasıdır geçmişin. Ama gelecek... Biz gelecek de var. Biz göremiyoruz onu. Ona bir şahit olamadığımız için. Ama ehli görüyor burayı. Burayı görüyor. Hani öğretmende var ya, vallahi bu çocuk acayip gözüküyor. Yani onu görür. İlim ehli görür. Avam gördüğünü konuşur duyar. İlim ehli, marifet ehli gözükenin arkasında gözükmeyeni de görür. Öteleri göçür. Mesela diyelim ki usta kabre girmesi gelecek değil miydi? Ama girdi. Değil mi? Peki başka? 50 sene öksü var. Başka usta diyor ki daha diyor vücuda gelmediği levhalara diyor ruh ona denk gelir diyor. Hatırladınız mı buraya bahsinde? Denk gelir diyor. Gelmemiş olanları görür diyor. Sonra bazen aynı çıkar veya ince bir perdeyle çıkar diyor. Komiser diyor ki sen gelmeden önce ben seni yılan suretini görüyorum diyor. Perdeli geliyor. Adamın sıfatı yılan oluyor. Anladınız mı? O zaman bu sima bizim için bedeni misaliler, elleri için bedeni misali artı alemi misali. O zaman bizim ilginç tarafımızı heyecanlandırdığı şey nedir? An, anı görmüyor. Gördüğün anda zaten o değil. Göremezsin de zaten anı. Bedeni misalilerini topluyorsun. Bu noktada şimdi bakın okuyorum, soruyu alacağız. Yani mazi ve müstakbeli cami olan ben, o zaman onun anın mazi ve müstakbeli görmesi, an mazi ve müstakbeli görüyor, ikisinin cem yani mazi ve müstakbelin bedeni misali aynada, bakan ben ise anda olan beden. Ben beni görmüyorum aynasız. Ben beni göremiyorum. Bak, ben beni görebilir miyim? Ayna yok. Aynasız ben beni göremem. O zaman nasıl ki hiçim şu an, ben beni göremiyorsam anda zaten hakikaten hiç hükmündesin. Çünkü harice elmaya bakıyorum, aynasız kendimi göremem. Elmaya bakıyorum, elmayı görüyorum. Ama kendimi elmada göremiyorum. İlle kendimi görmem için ayna gerekiyor. Biz kendimizi tanımıyoruz ama zannediyoruz. Tanıyoruz ama. Biz kendimizi tanıyoruz, zannediyoruz. Aynaya bakınca bedeni misalilerimizin cemine şahit oluyoruz. Bu gözükenler an değildir. Bu an değil. Doktor senin şu andaki siman an değil. Anların toplamına bedeni misali deniliyor. Aynı zamanda gelecek levhalar gözüküyor, alametler gözüküyor. Mazi ve müstakbelin cemidir, senin şu anda gözüken suratın odur. Musa. Ama bunu seyreden kim? Andır. Bitireyim, Risale'deki cümleyi okuyorum. O aynede çok garibi müşahede eder. Ne demek? Sen aynaya baksan, aynada senin mazi ve müstakbelin cemi olan bedeni misalelerini görüyorsun. Sonra hayalinde pencerede açılır. Pencereyle alemi misale bakar. Artık garayipler alemine hoş geldin der.
Yani mesela Aleyhisselam ne diyor biliyor musun? Bizim hayalimizde pencere açıldı mı? Nereye baktık? Alemi misali. Alemi misali şöyle diyor. Galaktikler alemine hoş geldin. Bir daha. Hayalimizde pencere açılıyor. Alemi misali geçiyor muyuz? Tamam mı? Burada, toparlayın çünkü bitmek üzere. Yoruldunuz biliyorum. Hayalimizde pencere açıldı mı abi? Nereye açıldı Yasin? Alemi misali. Alem insan canlıdır, ruhludur, şuurludur. Sen oraya alem hayalinde pencere açılınca sana şöyle diyormuş. Garayipler ve acayipler alemine hoş geldin. Alem insan. Ya nasıl geçilir? Refezeliğe geçmiş. Refezeliğe nadiren gider diyor 16. levada. Bazı istisna zatlar diyor. Refezeliğe, lefi mavzuna giriyor. Ta kabı kavsine geçmiş imkan ve vücut ortasında Şanım ne kadar yücedir, zatımı takdis ederim. Sonra tahsiye ediyor bu sözü. Gelen için diyor 149, siketi tahsiki kaybede. Sonra ne diyoruz da, o diyor, o haletle o söylenmiş, o şeyler. Ama gelmiş, bizden olmayan, bizi bilmeyen, kitaplarımızı okuması vesaire diyor. O ustad da bu halete ne diyor, bu zaten beşeriyetten çıktığı için, o kutsi zat diyor. Şimdi başka bir risaledeki cümleyi okuyorum aynı cümlede, aynı yerde. Aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Aynede bedeni misalilerin haricinde hayaline alem misale bakıyor demektir. Kısaca şu. Ben anım. An. Ayna beni gösteriyor. Ben burayı gösteriyor. Bu kimdir? Bir senelik hücre yok. 55 seneki bütün benim dimağım 55 senede kazanımlarım burada. 55 senedeki kalpteki hissiyatlarım burada. 55 sene ruhtaki aletlerim burada. 55 sene faiz yedip namaz kılıp kılmadım. Kur'an'ı okuyup okumadım. Nurcum'un tarikatçım hepsi burada gözüküyor mu abim? Bu aynada gözüken benim 55 sene bedeni misalilerim var. Biraz daha ehliysen benim simama bakıp geleceğime de intikal edersin. Ha? O zaman bu gözüken an değildir. Bakan andır, gözüken bedeni misalilerimizin toplamıdır. Dolayısıyla ben aynaya bakınca hayalimde pencere açılıyor. Alemi misali garayipleri, hangi garayipleri? Beni seyrediyorum orada. Alemi misalde kendimi seyrediyorum. Aslımı seyrediyorum. Niye oraya geçmenin ihtimali niye var? Desek böyle hani ne yapmaya çalışıyoruz yani? Peki o sorunun cevabı şöyle. Tahayyülüm olma, hayalim olmasa ne olur? Bir şey olmaz. He? Anda kalır, donuk olur. Harikasın. Peki şecere-i hilkatte alemi misal neyse insanda da hayal odur. Şecere-i hilkat büyük insan değil miydi? Evet. Ha, küçük insandaki kanun büyük insanda da. Senin hayalini kaldırsan ne olursan alemi şecere-i hilkatte de alemi misali kaldırsan ne olur? Şimdi biz kendimizi tanıyor muyuz? Garayipler ve acayipler alemine hoş geldiniz. Burası hayal. Tanıdın mı beni? Diyor. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Yani bedeni misalilerin mazi ve müstakbelin ve halin cem olduğu yerdir. Onların içerisinde mazi ve hal ve istikbalini şimdi kalkacağız zaten. Mazi ve istikbal ve halini anda tasarruf eden tahayyüldür. Büyük insan olan şecere-i hilkatteki alemi misali Allah ufalttı, insana yapıştırdı. Onun adı hayal. Peki bu bizim beden misallerimizi görmenin veyahut da kendi hakikatimizi, kendimizi görmenin yegane yöntemi değil bu. Bir yöntemim yoksa yegane yöntem bu mu? Yani buradan geçmek zorunda mısın? Ha, hayalsiz geçemezsin. Ha, o zaman esas şey yani. Evet. Çünkü hayal ve tasavvur
zaman ve mekanı kaldırıyor. Verlerden dışarı çıkarsın. Onu mekan ve zamanı ortadan kaldırandır. Oraya da geçmek için işte ne diyor? Ceset kabirdir. Öyle bir hale geliyor ki kişinin kabri, mezarı kafası oluyor. Dediğin demediği ölüyorum. İyi değilim, kötüyüm, kötüyse diyorum. Nerededir bu? Burada, gömüldü. Onun kabri neresi? Burada. Kabirden korkuyor. Aslında burada. Kimisi bedeni kabir, gömülmüş. Bir şey koyamak. Kimisinin kabri burası, kimisinin kabri kalbi. Kalp. Ustad kalbe geçince mazi mustakbel hal gibi gördü. Hal gibi gördü. O zaman kalbi ve kabri genişlendi diyor. Hayal neymiş? Mazi ve müstakbel ve halin cemul ceminden acayip ve garayipler alemine orayı buraya, burayı oraya taşıyan sistemimizdir. Onun için hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ceset hariç her şeyimizi hayale taşıyabiliyoruz. Ve o alemi buraya taşıyabiliyoruz. Allah Resulü diyor ki, Allah Resulü için diyor ki 15. şuada, alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı diyor. Bakın arkadaşlar, atom hariç, bizde değil, Resulullah'ta var o. O anda olmuş, ceset. Cesediyle miraca gitti. Nereye kadar gitti? Arşa kadar gitti. Arşa zaman kadar değil. Biraz kitabı okursan, arşa kadar gözünü, kulağını, cesedini aldı diyor. Peki kabı kalpse nerede? Arşa zamandan sonra. Hiçbir Allah kulu sormaz mı? Ondan sonra neyine gitti? Resulullah abi kainatın çekirdeği değil mi? Şimdi, şey yapma. Toparlıyorum çünkü keseceğim. Hayal neymiş? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Mazi, müstakbel, halin cem-i cemidir. Tamam mı? Kah bizi cesedin dışında, Resulullah'taydı o. Büyük zatlar da olabiliyor, Kabe'de dolaşıyorlar falan. Cesedin dışında birisi realitedir, hayal hayal değildir. Aynen sizi oraya taşır, orayı buraya taşır. Bizi oraya taşır, hayalen gittim diyor. Sizinle diyor görüşmek istediğim zaman diyor hayalen hazır görüyorum diyor. Gördüm diyor, tam dua ederken baktım diyor hafız hali burada mı yok diyor ama amine, duasına amin demiş. Yani aslında bizi ceset örtmüş. Ceset örtmüş, ruhun kabri bu bedendir, cesettir. Ceset ruhun kabridir, kabire girmekten korkuyor. Gayret et de kabirden çık, zaten kabirdesin. Müslümanın kabri budur. Zorla çıkartacaklar. Evet, çünkü Müslüman burada dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Müslümanın ruhu, çünkü ruha vaat etmiş, ruh girmiyormuş buraya. Adet-i ilahisi. Cesedi girmiyor. Mutlak ve muhit olan, her yerde her şekilde olabilen, her yerde her şekilde olabilen, hiçbir yere muayeneleşmeyen bir ruhu buraya verecek, kabul etmedi, girmedi. Çünkü ruhludur, şuurludur. Allah'ın bir adetidir, o da ismadır. Sonra Allah ona şunu vaat etti. Ey ruh, senin yüksekliğini, okyanustasınız, yüksekliğini, ey ruh, okyanusun genişliğini, ey ruh, senin okyanusun dibini genişleteceğim. Sana seni bildiğinden daha yüksek, geniş ve derin yapacağım ruha. Ruh öyle mi ya Rabbi? Evet. O zaman kabul ediyorum diye girdi. Ve cesetle ruhun daha ruhtan daha yüksek cesetle daha geniş ve daha derine gitmiş ruh. Bu bedenle. Toprakla. Onun için Adem Aleyhisselam buraya geldi. Yani alem-i şehadete geldi. Alem-i şehadet. Onun için alem-i şehadetteki bir nefesi bile kıymetini bil. Ama önemli olan çok yaşamak değil. Yani bu kabirden çıkmak, bu kalbi kabriden çıktım. Bazıları da şöyle diyor, kabri kabriden diyor sözler çıplak olarak çıktı diyor. Kefensiz yani. Çıkmadı tezkiye etmek. Evet. Çıkmak işte beni bir yerlere sokmaya çalışıyor. Dikkat edin bak onu şikayet ediyor.
Ama yani öyle diyor tesbih. Peki. Biz konuştuk. Bana sıkıyordun. Nasıl olacak? Peki şimdi sorular alalım. Dedim ki bu şeyi bitireyim çünkü maksadıma varayım. Ayna bu çok acayip bir yerdi. 135. Lemalar 135 miydi? 135. Aynaya bakınca şeyde soralım mı? He. Mesela şimdi alem-i şehadette hani hakikatler, suretler burada ya. Ama dersten şeyden çaydan sonra şey okuyacağız. Onlar diyor kabriye hayali ediyorlar, bir hakikati tamam, yapacağız. Tamam. Onu da yapacağız. He. Yani burada şimdi suretler alem-i şehadette. Hakikatler arştaydı mesela değil mi? Mesela mahiyete geçmeye, yani bizim bir terakki şeyimiz var. Alem-i misal nerede ki ne vazife görüyor ki oraya geçmekle biz bir aşama kaydetmiş oluyoruz. Yani demin soracağım soru oydu aslında. Evet. Onu kastetmiştim. Yani alem-i misal ne gereği var derken, şimdi Cenab-ı Hak alem, suret olan bu alem-i şehadeti yaratmış, en kesifi, en şeyde cem etmiş. Ama bunun bir daha içerisinde alem-i misal var. Bizim de hayalle alem-i misale geçebiliyoruz, pencere açabiliyoruz. Burada hakikat meratibinde ne rol alıyor, rol alıyor oradaki oraya geçme bizim böyle bir ihtiyacı yani istediyoruz ve üstad tavsiye ediyor. Bir, Esma'nın biz burada cilve, cemal, nakış ve sanatıyla mülakat oluyoruz, muhatap olduk. Yani mesela baklava düşün, cinsellik düşün, lezzet ki zevki düşün bu dünya. Zevkler, cilve, cemal, nakış, sanat bu. Peki aslı nasıl bunu? Merak etmez misin? Alem-i misal buraya göre onun aslı mı oluyor? Evet, aslı oluyor. Suretlerin var ya, suret bizi mahvediyor değil mi suret? Hı-hı. Suretlerin ve mekanların, bazı mekanların asılları orada. Bu nedir? Zindan. Burada o manzara dediğim şey. Şimdi onu görüyorum, sırf adam Almanya'dan kalkmış Çin'deki şeyi seyredeceğim. Asıl deyince aslı daha Esma'ya yakın olan taraf. Evet. Alem-i misal daha arada sanki. Tabii alem-i misal bize daha yakın. Ama arş şöyledir. Hiçbir belirleniş olmadan bütün Esma, o bekabek düşün, perdesiz tecelli ettiği yerdir. Hmm. Şekil mekil yok orada. Ha, misalde var ama. Misalde var. Ama aslında daha yakın. Şimdi yani, mesela alem-i misale geçsen, şu andaki seni keyiflendiren televizyon nedir? İnternet nedir? Şekli göreyim diye. Bu adamlar ne bak oluyor? İmanı kaybediyor. Peki bu nedir? Cilve, cemal, nakış, sanat. Zindan diyor Allah değil mi bu dünyadaki? Dünya ve içindekiler ne diyor? Zindan-ı dünya. Damızdan cinana çıkmak. Peki bunların hakikati alem-i misal de. O seni helak eden suretler zindan gibidir. Bunların hakikati alem-i misal de. O ne yapar senin ruhunu? Hakikat ama gene belirlenişler şeklindeki halde. Yani suretsif değil ki, lezzet var ya, yemek yani. Hmm. Yemek var, içmek var, cinsellikler var. Yani Allah ne lezzet vermişse asılları var. Fikir işte tasavvurdur. Hmm. Yani mekan ve dedim ya, lezzet ve zevklerin şeyi. Alem-i misal nerede? Levh-i mahfuz ispatın altı üstü neredeydi abi? Levh-i mahfuz ispatın üstünde ya. Üstünde mi? Tabii. Alem-i misal. Nerede? Kürsün de üstünde. Kürsün de üstünde, şeydedir. Cennetin altı o zaman. Daire-i ilimde olması lazım. Daire-i ilimde. Veya daire-i hayatta olması lazım. Bakayım tamam, nerede? Yani, nerede? Dur bakayım. Alem-i misal nerede bakayım. Göstereyim size diye şey yapıyorum. Hayatın... Daireler de var da, daire ayrı, falan. Alem ayrı ya şimdi. Daire misal orada var şeyde, hayatta, üçüncü sırada. Burada mı? Oraya bakın abi. İlk o zaman, Ali bakayım. Yok, levh-i misal varmış abi, daire ve hayatta. Aç nerede ya? Levh-i misal orada. Şimdi onu daha sonra bakarız. Tamam, bakarız arada. Peki. Vahırda, vahın, birinci dersi bitiriyoruz. Ama Mehmet'im şimdi soru dedim ya, soru soracağım, soru alayım. Varsa... Evet, abi sorarsa çok sorarsın. Uzar yani. Peki, El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat.
yarım saat bir şey yaparız çünkü bir yerde okuyayım. Kaçıncı sayfa? Defter 359, bunu okuduğumu keseriz. Lemalar 137. Dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman. Çünkü dersin bitimine ne alakalı mütemmim bu. Yani hani dedik ya mazi ve mustakbeli. Bak, mazi aynaya bakınca şey yaptık ya aynaya. Aynaya bakınca bedeni misaliler gözüktü. Yani mazi ve müstakbeli görüyor kim? An. Ve tamamlanıyordu. Onunla alakalı. Dünyanın sağ duvarı olan dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum ve gayri madum oldukları halde mevcut. İkisi madum ve gayri mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Bak inikas çok acayip. Üstad da burada madum gayri mevcut demiş. Mazi ve müstakbel. Mazalarımızdan mı öyle demek istiyor? Ama onu söyleyecek. Fakat çok acayip. Hakikat hayale karışır. Madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Madum. Madum ne abi yani? Bizim bu anladığımız madum değil herhalde. Yani ne? Yok. Madum? Biraz gidelim. Nokta nokta sayfalar var. Devam ediyor. Cümleler var. O uzun olur diye. O dar dünyada bir musibetin tarihiyle kımıldansan, başına çok uzak zannettiğin duvara çarparsın, başındaki hayali uçurur. Din tahtası. He. Küt. Şimdi bak. Çok ilginç. Geçmiş ve gelecek zaman madum ve gayri mevcut. Geçmişe madum diyor, geleceğe gayri mevcut diyor. Çok tuhaf. Mevcut değil. Yani geçmiş zaman şimdi var mı? Hiç de gitmemiş. Bak ne diyor? Dünyanın sağ duvarı. Şimdi beraber gidelim. Hakikat ne demek? Andadır. Nefsül emirdedir. Alemi şehadettedir. Hakikat denilir. Şu alemi şehadet hakikattır. Ne demek? Suret değil midir? Yani hakikati mertebesi yani. Yani haktır yani. Hayal falan değil. Madum demek, madum, geçmiş zaman, yani madum ne demekmiş? Geçmişte olanla, yaşayıp da geçmişe. Şu anda madum, şu anda yok yani. Ama gelecek de sanki madum gibi oluyor, onu kullanmıyor. O gayrimevcut diyor. İşte onun farkı. Çünkü nasıl? Kullanılana madum denilir. Kullanılana. Kullanılana madum deniliyor. Hmm. Tamam. Kullanılan. Kullanılan. Bak kullanılana madum. Kullanılacak olanlara gayri mevcut. Bunlar lugata girecek. Osman'a. Tamam. Şimdi hakikat nedir? Suret dahi olsa, bu hayal değildi. Anda olan, nefsül emirde olan, alem-i şehadettedir. Madum ise, yaşanmış, kullanılmış geçmiş zaman, gayri mevcut ise, kullanılacak olan gelecek zaman. Bunlar birbiri içinde inikas ediyormuş bak. Geçmiş geleceğe vurduğu zaman. Çok tuhafınıza gidecek şimdi. Bak şimdi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu toprağı, taşı, hayvanı, sığırı, domuzu, yılanı, denizi, güneşi nasıl şey yaptı?
Cenab-ı Hak celalini cemaliyle çarpıştırdı. Kemal denilen alemi şahadet çıktı. Celal, cemal, geçmiş, gelecek gibi mi kullanacağız? He. Hangisi hangisi? Şimdi bak, Allah Resulü Kabe karşısına giderken bu fena şey, değişik oluyor. Çok tuhaf. Miraç, şey, Miraç'ta yazdım. Celal ile gitti diyor. Celal ile parmağını kaldırdı diyor. Bunu da diyor. Cemal ile indirdi diyor. Şakkı kamer meselesinde. Celal ile kaldırarak sema sayfasında bir mimi iki nun yaptı diyor. Bir elif yazdı böyle. Celal ile kalktı. Celal böyle vurma kırma diye anlamayın ya. Celal'de artık şey yok. Esbab yok ya. Yani çoğunluk da esbapsız zor. Miraç'ta celal ile gidiyor, cemal ile geliyor. Cemal ile geliyor. Alem-i şahadette kemal oluyor. Mesela şöyle düşün bak. Hazır kemal yani. Şimdi düşün. Cebinde para olursa, sağlığın, paran, kariyerin, ne bileyim, müzitin var. Yürüyüşün değişiyor. Arkadaşın değişiyor. Çevren değişiyor. Sen şimdi Kabe Kabe'sine gideceksin. Mülk ve melekutunda gezeceksin. Tamam mı? Allah ile mülakiyi işte görüşeceksin, geleceksin, bedevilere kanaat edeceksin. Ve fiyakan değişmeyecek. Değil mi? Hocam biz azıcık bir şey öğreneceğim ben. Ve üç aylıkta başlıyor. Kurtlar başlıyor, kurtlar oynamaya. Hadi canım öyle değil falan. Ben daha iyi bir şey biliyorum. Ve sana çok tuhaf değil mi o zaman? Şöyle düşündüğün zaman bak gidiyorsun, geliyorsun. Sohbetinde bir tanesi işiyor. Mescitte işiyor. Ve değil mi ya? Dersi dinledi, dinledi. Kalktı mescidin kenarına işiyor. Orada hiç celal vermemiş. Celal vermemiş. Orada hiç celal yok. Şimdi beni de hayal et. Ne öyle bir adam bir şey yapsın. Osman çok biliyor. Hazreti Mehmet yapmış zaten. Hayal ediyorum da. Hazreti Mehmet abi. Hayal ediyorum. Etme. Zaten kelime de acayip. Hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Gidiyorum. Şimdi bak, devam edeyim. Arkadaşlar, dünyayı niye baki zannettiriliyor, anladık mı? Madum gayri mevcut. Geçmiş, kullanılmış. Gelecek kullanılacak. Bir çarpıştırılıyor Osman. Bu sefer mevcudun, şu mevcut, madum, gayrime, şu anda mevcut ya, kanatları da açılıyor, ooo. Geçmiş var zannediyoruz, çok acayip. Gelecek de var. Ve ucu bucağı olmayan hal alıyor. Şimdi alem-i şahadet. Bunu kim yapıyor? Bu tahayyülde oluyor. Ha, hayal ediyoruz değil mi? Evet. Bu iş orada oluyor. Yani faniye, beka, bekaya fani, suret vermek, yani suretin şekil değil, ona dönüştürmek tahayyülün işi, hayalin işi. Bak, dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum ve gayri mevcut oldukları halde, birbiri içine inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatları açarlar, fakat hakikat hayale karışır. Hakikat nedir? An merkezli düşünmek iken, üçü birden düşünülünce an ortadan kalkıyor. Hayal oluyor bu sefer. Hani onlar tarikatçılar diyor, tasavvuf mesleğinde diyor, nefsin tazikinden, dayatmalarına kurtulmak için şu yöntemi kullanıyor. Ölüyor, ölür kabul ediyor. Öldüm, yıkandım, hayali. Kefenlendim, hayali bu. Tabuta kondum, götürülüyorlar, kabre girdim, hep böyle. Hakikat ise öyle değil. Bize bir anı mı düşünmeliyiz sen abi? Vasat olmamız için. Onu nihayetlendiriyor mu? Yani hatlandırıyor tabii. Peki bir daha söylüyorum. Yani işin garip tarafı bunu hayal yapıyor da. Madum gayri mevcut. Geçmiş, öyle diyeyim, onu kullanmayayım. Geçmiş, gelecek. Bir çarpıştırılıyor, hayal yapıyor bunu.
şah diye, hani dedim ya, celal, cemal. Bir çarpıştırıyor, kemal çıkıyor. Şimdi Allah bu taş toprağı nereden getirdi? Celal ile cemalini bir çarpıştırıyor, farklı renk çıkıyor. Bir tanesi dedi ki, nasıl olacak dedi. O zaman seni anlayacağım misafirim. Ampulü biliyoruz rengini. Kristalle vur bakalım, 7 tane farklı renk çıkacak. Ha. Işık, cemal. Kristal sert, onu direnen, celal. Bir vurdu, 7 tane kemal çıktı, 7 renk. Anladın mı? Güneşten tek renk çıkıyor arkadaşlar. Foton. Tek ya, yani. Beyaz gibi gözüküyor. Ama zatında yani. Şimdi bunu kim yapıyor? Başındaki hayali uçurur. Yani hayali uçurur. De hayalin yeri neresidir Osman? Tahir. İşte bak başında gördün mü abi? Bak çizgi. Çizgiyi görüyor musun gönderdiğim şeyde? Başındaki hayali uçurur. Başındaki diyor. Hayal başında. Yani bir tane dese ki vicdanın hissindedir. His ya zanneder, his değildir. Arkasına düştüm hayali, latifedir. Kuvveya. Kuvve-i hayaliye var ya, kuvve. Kuvve-i akliye gibi güçtür yani. Oradan şuurludur, ne yaptığını bilir, vurur kurar kafanı böyle. Seni taşıdığı için güçlüdür. Kuvve-i hayaliye, his-i hayali demiyor. Kuvve-i hayaliye. Kuvve-i akliye, kuvve-i gıdabiye. Yani abi burada hazırda mı durmalıyız yani? Ona gireceğiz. Yani hazırda durma. Hazır merkezli düşüneceksin. Yani hayal ise hazırdan çıkıyorsun. Mazi ve müstakbeli yaşıyorsun. Yani şöyle mi abi? Şimdi ben bir şey... Ben cümleyi söyleyeyim ondan sonra. Yani tasavvufla bizim hakikat ile hayali meslek arasında fark yok. Hayali oynayanlar mesela filmi seyrediyor. Nasıl zevk alıyor? Filmin içine kendisini hissederse. Film içine ne kadar kendini koyarsan o kadar zevk alırsın. Tarikatta ve hayali meşrebi halde olmaz. Hiç bulunamazlar. Böyle geçmiş ve geleceği ya gelecektedir ya geçmiştedir veya ikisini cem edemez. Ya geçmiştedir ya gelin. Hakikat ehli, hakikat erbabı geçmişiyle geleceğe bakıp halde karar veriyor. Halde düşünüyor, halde hayal ediyor. Bir daha. Bu çok önemli, bunu ben de kaydedeceğim. Geçmişiyle geleceğe bakıp halde hayal ediyor. Yani ileriyi geriye bırak, şu andaki kabrine bak. Şu anda ne? Evet. Ona yani şöyle yapayım da onu yazayım. Ben hayali oraya götürmek değil, onları buraya getirmek. Oradasın. Burada. Yani o hiç kimseyi bir yere götürmüyorsun. Burada oluyor. Burada surette bu yani. Ben şöyle yapayım da yazayım. Burada oldu. Burada kaldı. Bak şimdi kaldı. Yazıyorum. O, geç İhlas'taki o mevzuyu okut yaptınız mı? Yazdınız mı? Hani ne? Hayale İhlas'tan tarikat hayalen tasavvur ediyorlar, tahayyül yıkanıyor, farz ediyor diyor ya. Üstad, bu da cami olduğu için fazla uzatmayın diye almadım onu. Ama bu bayağı bir hani yöntem veriyor orası. Şey, farklı şey yapar. Tamam. Yani hani orada işte şu sorumuzun hani orada anlatıldığı için. Tamam peki, orayı açar mısın sen? Ben bunu, ama bunu bir yazayım da geçmişiyle geleceğe bakıp halde hayal eder. Eder ki buna hakikat mesleği denir. Eğer yalnız geçmiş veya anda hayal eder dediniz mi? Gelecek ne dedim? Geçmiş ile geleceğe bakarak halde dedim. Halde mi dersin? Ha, anda diyeyim. Tamam, ben onu dediysen sorayım. Ben. Anda. Ha. Eğer yalnız geçmiş veya gelecekte hayalen yaşarsa hayaliyun olur. Hayaliyun. İstersen o ihlas açar mısın? Açtım ben. Zavruna bak. Onu dedim. Aç. Sayfa 160 abi. Ha, dinliyorum. Ey hizmet kur arkadaşlarım. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevttir.
Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğl-i emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin destelerinden kurtulmaktır. Evet, ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat, Kur'an-ı Hakim'in küllü zayikatun, küllü nefsin zayikatun mevt, inneke meyyutun ve innehum meyyutun gibi ayetlerinden aldığı ders de rabıta-i mevti süluklarında esas tutmuşlar. Tuğlu emelin menşei olan tevehüm-i ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne. Nerededir? Gelecekte şimdi. Düşüne nefsemmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup. Görüyor musun? Tahayyül ve tasavvurdan. Uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste eksik. Ama nerede bak? Serbest bölgede oluyor bu. Tahayyül ve tasavvur. Ama yani kendi geleceklerine gidiyorlar. Evet. Ekseru zikru her min lezzat ev kemakal, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için. Bu rabıtayı ehl-i tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Çünkü farazi ve hayali olmuyor. Anda hayal olmuyor ya. Halde yaşayan, şu anda hayal değiliz. Hayal mi yapıyorsun, düşünüyorsun? Şu anda benimle konuşurken hayal mi düşünüyorsun? Düşünüyorsun, ya ilimdir. Değil mi? Ya basiretin. Yani şu anda konuşurken, ama bak bana bak, gözümü kapat. Veya filme bakıyorsun. Anda çıktın. Hakikat ehli andadır. Pergeli andadır. Ayağı bir yerde. Basması lazım. Zaten yiyecek şimdi. Ha, söyle. Bak ne dedik? Mecbur değiliz. Hem meslek hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde. Akıbeti. Akıbeti düşünmek suretinde. Düşünüyor. Zamanı hazıra getirmek değil. Bu tarikatın yaptığı. Akıbeti düşünmek suretinde. Müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil. O değil. Tersi dedi. Bak. Değil. Bak müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil diyor. Belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek nazaran bakmaktır. Tersi olur. Neyi ama? Fikren. Fikren gitmek nazaran bakmaktır. Çünkü neyle yapmış? Zaten tersi oldu değil mi? Ama nesi ters oluyor? Güzel. Mazi ile geleceğe bakıp anda yaşıyor. Öyle cümle yazdık ya. Tam onu biz hakikat yapıyor dedik ama üstad dedi ki onu tarikat yapıyor, öyle yapma dedi. Üstad beni zamanı hazıra getirme dedi. Ama ne yaptı? Hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır dedi. Bir de oku orayı. Ama. Şimdi hem meslek hakikate uygun gelmiyor, farazı hayal etme mecbur değiliz. Uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil. Orayı bunu getirmek değil. Değil. Ha, getirmiyorsun. Çünkü daha gelmemiş. Belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek. Nazaran bakmaktır. Hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrın ölümünü görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas etmeye yol açar. He, o zaten ölümün hayal değil ama hayalini yapmıyor. Fikret, bak şimdi. İkisi arasında fark şu. Birisi fikren, birisi hayalen yapıyor. Hayalen, ama şu. Fikren dedi o zaman. Bir fikir. Hiç hayale gerek yok. Niye olmuş? Hayale gerek yok. Niçin? Bak şimdi. Mazi ile istikbale bakıyor. Mazi ile İstikbale bakıyor. Fikir neydi? Fikir tasavvurdaydı. Tamam mı? Mazi ve müstakbel tahayyüldeydi. Fikir tasavvurda dedik mi? Tahakkülde. Tahakkülde tabi. Orada düşünce. Mazi ile istikbali. Mazi ile istikbale bakıyor. Hal der. Şey yapıyor. Ondan sonra fikren bakmak. Fikir neredeydi? Tahakkülde. O zaman eğer şeylerinki gibiyse tasavvurçular nasıl yaptı? Tahayyül ve tasavvurda kaldı. Serbest bölgede kaldı. Akla çıkmadı.
özellikle onun çerçevesini böyle böyle abuk subuk şeyleri şey yapmıyor, düşünmüyor. Bu işi peki niye söylüyor biliyor musun? Şeyhini uçurunca kendisi de uçacak ya. Sıratta geçilecek, bilmem ne yapacak. Bunlar hep tahayyül, tasavvuf. Onlar demiyor da içinde yani. Hani acayip acayip şeyler, makamlar veriliyor ya. Neyle veriliyor? Cennetler acayip, adamlar acayip. Şialarda bir itikadı var ya. Ayetullahlar haşir meydanında, sırat köprüsünde duracak. Şiilere, kendisine tabi olanlar cennete duracak, yerlerini birisini onaylamayacak. Öyle adam hayal ediyor. Bu nedir? Tahayyül tasavvurdur. Serbest bölgedir. Bizim fark nedir? Fikre yaşamak. Biz onu akıl çerçevesinde taakkule taşıyoruz. Sonra bir ilerisi ilim oluyor. İlim de hepsinde denenmiş olacak, deneylenmiş olacak ki ilim değil bu. Fikir bu. Hakikatin başladığı yerdir fikir. Hakikatin başladığı yer. Öyle desek hayal daha çok anda, yani fikir zamanın ötesine daha çok çıkabiliyor. Şu bak, şey. Hayalde yaşayanlar anda değil yani. Hayal anda olmuyor. Bak, biz buna dedik ki bak, mazi ile istikbale bakıp anda onları fikren ekleyip mi? Şöyle olur mu abi, hayal ya geçmiş gelecek ya da anda durabiliyor. Duramaz anda. Önüne bakan fikir oluyor. Fikir anda. Oluyor, anda duran fikir oluyor. Yani anda ya da geçmişe ile geleceğe de gidebiliyor. Gidir ama geçmiş ve geleceği anda tutandır fikir. Yani bütününden ihata edebilen evet. Fikirle bakabiliyor. Evet. Geçmiş ve geleceği anda tutuyor fikir. Çünkü bütün şahsının mevtini görüyor, kendi ağacının meyvesini görmek demek, geçmiş geleceğe anı birden ihata etmek demek. Onu da fikirle yapıyor. Hatta daha da... Bak, geçmiş ve geleceği anda tutan... Yani demin yazdığımızı tasvir etmemiz lazım. Sanki. Yok şöyle, şöyle ekleyebilirim. Yani bak şimdi. Zahirde bak, işte. Geçmiş ile geleceğe bakar, halde hayal eder ki buna hakikat mesleği denir. Aynı zahirde katı görüyor işte. Bak, evvel de, ya, bir de okuyayım. Geçmiş ile geleceğe bakar, halde hayal eder ki buna hakikat mesleği denir. Hayal eder demeyecekti. Fikredecek. Şu cümle belki hakikat noktasında zaman azdırdan istikbale fikren gitmek, nazara bakmaktır. Cümle bu şimdi. Tamam. Bundan kısa şey çıkmamak lazım. O zaman tamam. Ben bunu siliyorum. Biraz ona uymuyor o iş. Tamam. İkisini fark edip halde... Evet uymuyor. Cümle yazıp şey yapamadık. Kuramadık. O zaman şimdi hakikat mesleğini yazıyorum Osman. Tamam, buradaki ifadeyi bilmiyorum. Şu, geçmişi ve geleceği anda tutan fikirdir. Şöyle desek. Nasıl geçiyor? Bak bir dakika. Hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Yani sanki gidiyor ve bütünle birden bakıyor gene. Yani istikbale gidiyor. Gidiyor. Orada hani şu misalde dediği gibi bütün kendi kısa ömür ağacının tek meyvesi kendi cenazesine bakabilir demek. Evet. Ağacı bütün görüyor yani. Ama gidiyor oradan bütüne bakıyor. Meyveden geriye bakıyor. Ha. Ağaça. Yani ama bir gidiyor oradan bütüne bakıyor. Bütüne bakıyor. Ömürsü gidiyor o gelecek zamanda kalıyor. Bütüne orada bakıyor. Kalmıyor. Bakamıyor. Bakamıyor. Biraz fark açar. Orada kalıyor. Evet. Bu fikre gittiği yerden yani gelecekten geçmişe anla hepsine birden bakıyor. Biz de 3 zamana bakalım. Ona fikren bakıyor. Tefekkür olur. Aslında bu şeyde olur mu hani mesleğinde diyor ya boy endam aynı skor. Bu geçmişte, gelecekte aslında aynı yer. Aynı. Evvelle, ahire bakıp zahir. Şöyle şey. Diyor ya, hani dedik ya, tahayyül, tasavvurda kalma, taakkule geç diyor ya. Bu geç demek, bunu kullanma demek değil. Zaman hazırdan istikbale gitmeyi, gene tahayyül, tasavvuru kullanıp, oradan fikre geçip, fikirde hepsine birden bakmak istiyor gibi. Evet. Öyle olsa hakikat mesleği. Evet, hakikat mesleği o. Hakikat mesleği, 3 zamanı birden olmaz, hakikat olmaz. Onu da fikirle yapacak. Ama oraya bir gitmesi gerekiyor gene. Zaten ona fikre geçmesi gerekiyor. Zaten mesela diyelim ki taakkule gitti. Şuraya gitti. Sadece kabirdeki o anı düşünmekle fikir burada kalmıyor. Nereye gitti?
geçip bütün ağaca, bütün ağacın zaman, meyvesini fikirle görebiliyor. Birinde mesela tarikat ne yapıyor? Kabirde girdim, yıkandım, melekler geldi, tabutu işte şeyimi hissediyorum, tahtayı yani, görüyorum bile. İstikbali kullandım. Evet. Şu. Şimdi fikir burada mı? Evet. Bu ikisini kullanıp buraya gelmiş. Burada mihenklere vurmuş. Tasavvufta ise burada kalmış. O da gitmiş fikren ama hadi burada kalmış. İstihbara gitmiş, dur şey yapmış. An oradadır. Anı kaldırmış. Metupa. Yani gitmiş adam, hayale yıkanıyor. Tamam oyun. Hallo. Ama bu ise, evet hayale yapıyor, istihbara gidiyor fikir. Ama oradan geçmiş hali de üç zamana birden bakıyor. Sırf geleceği yaşamıyor. Gelecekteki anı yaşamıyor, bütünlüğüne bakıyor. Bütünlüğüne bakıyor. Fikren onda. Bir de ölümün ötesine zaten şey fikir demek, fikir burada. Üç zamanı dalması lazım. Geçmiş, gelecek. Fikir ya, çünkü mazi ile istikbale bakıp halde düşünmektir ya. Evet. Halde tutmaktır. Halde durmak işte fikir. Mesela bunun adına, mesela dese ki, şunun hakkında fikrim nedir? Ya biz mektepte okurken, bak mazi. Şimdi bir bakayım. Halde karar veriyor. Ne ile? Geçmişiyle de karar veriyor bunu. Bunun hakkında bilgi yok mu? Geçmiş. Ama tasavvufta şu. Yıkanıyor, kefenleniyor. Orada durdu, orada hala gelmedi. Fikren bakmıyor. Hayalen orada. Bir ölüyor, biri mert oluyor. Yani tamam, hayalen nerede o orada. Ama bu ne yapıyor? Hayalen geçiyor, geleceğe geçiyor, fikren bakıyor. Hani hayali geçmede kullanıyor, karar vermeyi fikir yapıyor. Fikren sanki gitmede... Hayalen şey, fikirler mi yapıyor? Yani fikren diyor, biraz evet, zorlamış oluyor. Fikir şurası demek. Demek ki şifre, fikir burada. Farazi tasavvur olabilir abi. Hayali ve farazi bir şekilde kendilerini ölmüş kabul ediyorlar diyor ya. Şimdi fikri sabit olarak anlatacağımız şeydir. İstikbali halde yaşamak. İstikbali halde. Orada net öyle diyor. Geleceğe gidip haldeki durumun hakikat. Çünkü fikir deyince akıldan kopmuyoruz. Akıl var. Şimdi biz buradan belki şey gelir, okuyayım burayı. Hakikat andadır, nefs-i emirdedir, alem-i şehadettedir. Madum geçmiş zamandır, gayri mevcut ise gelecek zaman, bunların bir içinde inikas ediyor. Başındaki hayali uçurur. Hayal tahayyülde, başında diyor. Kullanılan madum, kullanılacak olanlar gayri mevcut. Biraz da gideyim. Lemalar 163'te. Ha bak orası bak. Orayı almışım ya. Onlar farazi ve hayali bir surette kendini ölmüş, tasavvur ve tahayyül edip yıkanıyor. Bak iki tanesi. Farazi tasavvurdur. Farazi tasavvurdur. Evet. Hayali ise tahayyüldür. Fikir ise tasavvur. Üstahakulde. Yalnız fikir yok onlarda. Kaçın sayfa odasının defterleri? 359. Bu da almışım zaten onu. Zahir yok bunlarda işte. Buldun mu? Ondan sonra bir daha anlatayım. Bak diyor ki, onlar farazi ve hayali. Bir surette kendini ölmüş, ne yapıyorlarmış? Zaten söylüyor bunu. Şöyle yapayım. Daha güzel gözüksün. Şunu alır mısın Yasin şunu? Şahit olan mı? O metinde uyuştur. Aynı işte şimdi çıkartıyor. Bir de hayal geçmişe, geleceğe, öbürsü geçmişe, ahir, evet, sahip. Bakalım. Yani ana metin. Ana metinde yapayım bak. Yani gözde gözüksün, daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Onlar
Farazi ve Hayali. Bir sürece kendilerini ölmüş. Anı düşünüyor. Ölmüş. Çıkar gider. Tasavvur. Sonra fikirle çıkar gider. Tasavvur. Gidiyor. Gelecek. Bak burada kullanıyor bak tasavvur ve tahayyül. Defter kaçıncı sayfası? 359 mu dediniz? O bizde boş altı. Öyle mi? Boş. Ha o zaman ben sonra yazmışım gece. Ve yıkanıyor. Anladım şimdi defteri. Ha. Ha, defteri göndermemişim. Bak şimdi burada söylüyor sevgili kardeşler. Nasıl söylüyor? Bu onların durumunu anlatıyor Osman. Göster, buraya bakar mısın? Tamam. Oraya bakarsın. Tamam mı? Bak farazi ve hayali. Kullandığına bak. Tamam. Şimdi şu şunu. Farazi tasavvura tahayyüle. Tamam, onda ihtilaf yok. Tamam, bunların mesleği bu. Tamam. Peki biz bunu tanıyoruz, bu adamı tanıdık, bize yabancı gelmedi. Aşağıda da şey vardı, akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman hazıra getirmek şeklindeymiş bu. Onlar önce tasavvur akıbeti düşünmek suretinde o tasavvura bakıyor. Müstakbeli zaman hazıra getirmek değil diyor. O da tahayyüle bakıyor Allah'ım. O ikisini söyle. Akıbeti düşünmek suretinde düşünmek suretinde bu tasavvura bakıyor. Evet, suretinde müstakbeli niye burada zaman hazıra getirmek? Niye burada sırayı bozdum? Mesela tahayyül ve tasavvurda mesela lazım. Hazıra getirmek değil diyor. Birisi üstteki tahayyül, alttaki şey üstteki tasavvur, alttaki tahayyül oldu şimdi. Hasan abi. Evet. Şu an üstteki düşünmek. Ok çekin abi. Ha, tamam. Müstakbeli zaman hazıra getirmek de tahayyül. Tahayyül olacak. Getirir getirmek. Düşünmek, ben bu. Evet, düşünmek, tasavvur. Tabii tasavvur. Tasavvur. Düşündüğünü hayal edersen. Yani getireyim. Ehli tarikat bu iki yöntemi kullanıyor. Tahayyül ve tasavvur yöntemi. Bak, parantez açıyorum. Tasavvur. Ok çekin karşısında abi, orada. Şunu yaptım. Buraya getirmek, tahayyül. Gelecek mi bunlar? He, şimdi burada olan İlginç tarafı şu. Bu bizi neye hatırlattı? Serbest bölge. Burası da taakkul. Akıl. Bunun alt veri tabanı da fikir. Tefekkür. Burası da tasdik, ilim, burası izan, imtisal, burası serbest bölge. Şimdi tarikat, farazi hayal, onlar ne yapıyor? Şu ikisindedir. Nerededir? Serbest bölgede. Tahayyül tasavvurda. Orada kalmış.
Peki burada kaldığın zaman insandaki hayatı nasıl oluyor? Bunu itikat zannediyor ya. Hususi dünyasında yürüyor. Peki, emin de şey de onu da yazın. Bu mesela dördüncü düsturun başında diyor ki zaten şey diye. Kardeşlerinizle meziyetlenmiş şahıslarında ve faziletlerinizi kendilerinizde tasavvur edip diyor. He. Şimdi tehlike neydi avamın? Osman? İtikadını tahayyül ve tasavvur zanneder. Bu düşüncesini, buradaki düşünceleri bunu zanneder. Yani insanın sistemini bozmasının sebebi serbest burayı itikadı bunu zannetmek. Çünkü burayı geçmemiş, fikri geçmemiş. Fikir seni geleceğe taşıyor. Geleceğe taşıyor demek, bunu zaten bunu taşıyorsun. Fikre bindiriyorsun bunları. Yani fikir de zaten bir, demiştim böyle bir kamyondu, üstüne biniyorsun. Fikre biniyorsun, tefekküre biniyorsun. Fikirle taşınmak. Fikir seni taşıyor. Fikir yoldur diyorduk. He, fikir yoldur, yol. Fikir. Şimdi neyi taşıyorsun? Bu direkt fikir olmaz ki. Bu yoksa, düşüncen yoksa fikir mi olur? Bu burada kaldı tasavvuf. Sen buraya geçmişsin. Buraya geçince fikre bakmaktır. Fikre bakınca üç zamana dalmışsın yani. Çünkü arkasız ön tarafı var mı? Gitmişsin bir yere, geldiğin yer bir yer de var yani. Ehli hakikat da oku. Ben tefekkür şeklinde yani. Tefekkür mesleği olmadığı için onlarda. Tefekkür yapmadığı için. Tefekkürlü değil. Çünkü hayal, peki tefekkür yapmayınca ne olur? Düşünce oluyor. Kontrolsüz oluyor. Kontrolsüz haletler, coşmalar, taşkınlıklar oluyor burada. Yani ne peki alameti ne olur? Ölüm korkuları dehşet verir. Yani Allahsız düşünmek ölümü, Allahsız mezarı düşünmek, yani fikret, fikirsiz yani, merhametsiz, yani merhamet ilahiyesiz düşünmek. Hep bu şeye yüklüyor. Mesela ölüm korkusu, ölüm yani şeyleri buraya gelememekten, buradaki düşünceye, burada düşünce vardı. Düşünceyi hemen yazayım istersen ki, o da şey olur. Burada ne vardı? Tahayyül. Tasavvur vardı bir de. Tefekkür olsa korkmaz zaten ya. Tefekkür olsa niye korksun ki? Arkadaşlar burada ne vardı? Korkma. Düşünme vardı. Rabıtayı de böyle yaptırdın. Zanlar vardı. Şüpheler vardı. Hep düşündüm de severim mi? Elakka topuldu ya. Şüpheler. Şu. Bunun tersini düşünsek mesela, şimdi fikren niye üstad şunu demedi de deseydi ki, yani rabıta-i mevcut nasıl olur 50 dakikada? Tefekkür edin, oturun, bak öleceksiniz, işte ölüm var, işte ölüm ağacının şeyi değil. Ama burada bir şey kullandı, farklı bir şey var. Normalde ne derecekti? Ekürüz biz kardeşim, öyle hayatından olmaz. Direkt tefekkür edin, ölümü tefekkür edin, konuşun, işte dersini yapın. Ama demiyor. Ama burada üstad da şöyle diyor, hakikat noktasında zamanı hazırda istikbale fikren git diyor. Bir gönderme yapıyor. Evet. Bak fikir yoldur. Hayal değil o zaman. Ha? Hayal değil o zaman. İşte evet. Çünkü hayalin için değil, taakkülü kullanmışsın. Yani bence soru burada. Altını da kullanıyor mu? Nasıl kullanıyorsa kullanıyor, almıyor mu? Evet, buraya gelen busuz olur mu? Bu burada kaldı, burada değil ki. Yani bu buradan bakıyor olaya, bir de buradan bakıyor. Demek var mı artık fikren, fikren buraya geçtikten sonra bu adam tahayyül ve hayalini de kullanıyor denilmeye gerek yok ki, zaten geçmişsin. Üniversite diplomasını varsa adamın elinde, ilkokul diploması ister misin? Taması yok ki. Devamını tasavvur, şey yaptınız mı defterinizde yazdınız? Tasavvur. Yok, bu bilindiği için ben bunu yazmadım. Defterde devamını yazdınız bir şey. Bu metnin devamını. Yok dedim, orada konuşuruz dedim bir şey. Okusana arkadaşa devamını. İşte, durdurdum abi. Tasavvur, okudum tasavvuru zaten. Kullan ha, abi. Ben şöyle yaptım. Tekrar okuyayım. Bak ben şöyle yaptım. Niye yaptım? Şurayı göstermek istedim. Tamam. Yani bizim hakikat mesleğinde burayı. Bunu görüyor musunuz? Tanıdık geldi mi dedim ikisini de. Serbest bölgelerde daha o. İşte fikir yoldu.
fikrin gidince, gittin. Ben şimdi, sen şimdiki Başakşehir'den geldin. Başakşehir'in yani aleminde yok olmadı ki. Mesela ya bu nasıl buldun dediğim zaman Küçükçekmece'yi. Sen nereye göre kıyas edeceksin? Geldiğin memleketine göre yapacaksın. Yani fikren geçmişse fikir yoldur. Fikir netice değildir. Bunun üzerine yürüyen adam neyle yürümüştü tefekkürle? Yürümüş. Peki neyi kullandı? Bunları kullandı. Bak fikren gitmektir. Neyle? Düşünmeyi hayale götürüyorsun. Mazinden kopmuyorsun. Bunu da yazsanız abi. O hakikat noktasında da bir şey yapalım isterseniz. Ne yazayım? Zamanı hazırdan hakikat noktasındaki mevzu ne? Zamanı hazırdan istikbale iki tane şey var onda. Fikren gitmek, nazaran bakmak. Ha, söyle bir de. Hakikat noktasında deyin abi. Hani o bizim mevzu olduğu için. Hakikat noktasında nasıl? Hakikat noktası noktalı virgül yapın abi. Alta şimdi şey yazalım. Zamanı hazırdan istikbale. Evet. Ok çekin abi. Yani ben öyle anladım diyeyim. Değiştiriyoruz. Fikren gitmek bir. İkincisi de nazaran bakmak. Nazara ne? Şimdi bakalım işte. Cümle bu şimdi. Üstteki şuydu abi. Siyahla yazdığımız var ki aynı cümle. Akıbeti düşünmek suretinde müstakbali zaman hazır getirmek değil. Hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazara bakmaktır. Bir cümle. Bitti yani. Bundan sonrası da evet hiç hayale parada uzun kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevzini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrın ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de peki, görürse ilasetemel olur. Fark ne oldu? Fark şu oldu kısacası. Bu süsü dünya, umumi dünya zannediyor. Bu hususi dünyadır. Fikir, umumi dünya. Fikir, edili şiri. Burada şeriat var. İlim var, akıl var. Şatak baktı. Akıl var. Vahiy var. Vahiy kime muhatap olmuş? Akla. Vahiy var. Vahiy çerçevesinde, vahiy yöntemiyle bakıyor. Burada vahiy var akılda. Bunu kaçırma. Anladın mı? Sen hep diyorsun. Fark, şimdi söylüyorum. Üstad, fark. Ölüm değildir, şey değildir, değil. Birisi, hususi dünya, hususi dünyasını umumi dünya zanneder, zannetmesi. İkincisi, akıl olduğu için biz de şey diyor kardeşlerinize tasavvur vahyi ile bakar. Fark şu, bakar. 25. sözde şu misal var. Gemiye dalıyor, gözü kapalı. Eline bir keri var, bir çubuk, bir şey denk geliyor. Der ki bu gemi hep bununla dolu, yuvarlak çubuk. Ötekisi lambayla bakıyor. Her tarafına nazar ettiği için bir tanesi işte kendi alemiyle ayete vesaire bakar. Ötekisi Kur'an'ın nazarıyla bakar. Burada vahiy var. Osman. Evet. Birincisi hususi dünyası, umumi dünyası zannediyor. İkincisi ise fikir söylediği için taakkuldedir. Vahiyye muhataptır. Vahiyyle bakıyor. Aslında şöyle bir önemi oldu. Tahayyülü ve tasavvuru artı taakkulü nasıl kullanacağız? Ehl-i hakikat nasıl kullanır? Tarikat nasıl kullanır? Evet, vahiy yok orada. Bir çok ciddi bir yeri burası yani uygulanmış bir yeri. Evet. Evet. Evet aynen abi. Üstad mezarına... Yani, mesela öbür türlü belki baksak şöyle olacak. Bir önceki aynen. Şeyde tahayyül çok böyle esasmış gibi geliyor
idi. Bu biraz kesti şimdi. Burada çünkü tasavvuru ön plana koyacağız. İlk de baş dersin başındaki o işte elma kendini seyretmek falan deyince tahayyül aldı başını gidiyordu. Şimdi biraz değişti hafiften. Hala duruyor. Bu kullanıyorsun da. Bir hakim şey, değil. Ha, bir şey değişti. Biraz hakim değil. Benim alemde öyle oldu yani. Biraz evet. Tasavvur biraz daha şey mi oldu? Kesifleşti mi biraz daha? Tasavvur taakkule geçti taşındı. Usta hakikat mesleğine taşıdı mevzuyu. Hakikat mesleği neydi? Kendi hususi dünyasını, nur dünyasını zannetmiyor. Ne yapıyor? Fikir yoldur, yöntemdir. Tefekkür de gidendir. Al bak, bir yol düşün dağda. Dağ, yol açıldı. O yolun adı şeydir, fikirdir. Fikir yoldur. Giden kimdir? Tefekkürdür. Alınan başka şey. O zaman belki Allah-u Alem üstadın hep hayalen gittiğim, gördüğüm, ettiğim kısımlarda hep üstad hayalde ve tasavvurunda kalmayıp hayalini kullandığı yerde kesin taakkülünü götürmüş oraya. Öyle göreceğiz Allah-u Alem. Yani demek ki yol nedir? Yol fikirdir. Araba yani. Nedir? Tefekkürdür. Yüklenen malzeme sana verilir. Ayetleri yaşamış o zaman biliyorsun. Diyor yani. Hayalen gittim, gördüm deyince Allah-u Alem tahakkülünü de götürüyor, orada çalıştırtıyor, o zaman hadi eller katılıyor. Orada çalıştırıyor. Öbür türlü olsaydı tahayyülde kalacaktı, o... Aklı orada çalıştırıyor. Zaten yetmeyecekti. Aklı orada çalıştırıyor. Evet. Ama neyle? Vahiy var. Vahiy. Onu da götürmesi farkı oluyor o zaman. Evet. Değilse hani bunu konuşunca da hayale hiç gerek yok değil. Çünkü niye? Diğer yerlerde bakıyoruz, usta çok fazla şekilde hayali kullanıyor. Şimdi burada diyor ya, farazi ve hayali bir surete gerek yok deyince sanki at kesat gibi de değil yani. Çünkü niye? Diğer yerler tersi. Sırf o hakim, hayal hakim edersen ise olmuyor. Tasavvuf gibi oluyor. Aha. Ama hayal neydi? Daha önceki bir önceki dersimizde sabahki dersimizde hayal, mazi ve müstakbel hali üçünü birden seni yaşatan şeydir. Ha, böyle bir sistem. Ama oraya hakim olmak, orayı anlamlandırmak, orayı bir meşale yapmak o tahakkül. Fikren gitmek olacak o zaman bizim. Hayalü fikren gideceğiz. Yukarıya atabiliyorsun sen. Ha, Allah'a alem şimdi o hayal olan yerlere üstada tahakkülünü götürmüş mü diye götürmüş. Hep göreceğiz yani. Evet götürmüş. Şimdi bunu bu dersten sonra bakarsan. Hakikat olmaz. Mesela hayalden girdin diyor. Giriyor ama tefekküre basıyor gözünü. Tahayyülde götürüyor, gidiyor oraya. Yani tahayyülde gidiyor, fikrini de götürüyor. Fikren baktığı zaman hakikata düşür. Şeyde bir tabir vardı abi ya. Diyor ki maddeten gökteki bulutları diyor tahayyül eden bir insan mes olarak diyor mecazi olarak diyor hakikati tasavvur eder diyor. Maşallah. Yani sanki buradan hayalden tasavvura geçerken hakikatin mecaz olarak hakikat o mertebede değil mi Osman abi? Mesela şeyde de Mehmet abi dedi hakikat tahayyül ve tasavvurdan tahakküle geçiş aşaması hakikat mı oluyor? Şimdi biz beraber olursa Osman sen birinci derste dedin ki alem-i misal nerededir? Evet. Alem-i misal daire ilimdedir. Alem-i misal Yerel başlığını, sağ olasın. Daire ilim neydi? Lef-i Mahfuz'un defteriydi. Dur bir onu yazayım abi ya. Lef-i Mahfuz asıldır. Lef-i Mahfuz'un dairesi daire ilimdir. Arş'ın dairesi daire hayattır. Yaz. Lef-i Mahfuz'un dairesi? Daire ilimdir. Tamam. Arş'ın dairesi ise, şu şöyle yapayım. Arşın dairesi daire hayattır. Lef-i Mahfuz'un dairesi ise daire ilimdir. Lef-i misali nerede? Orada bir yerde vardı. Lef-i misali de şeydedir. Şuradadır. Onu da sana göstereyim. Lef-i misali nerede? Bakayım yazayım. Şurada. Nerede? Daire hayatta. Yani lef-i misali. Onu da yazalım. Çünkü bunu bir parçası evet. Sayılır. Evet. Lef-i misali de daire hayattadır. O ne? O arşındı değil mi? Evet. Arşın dairesi. Arşın dairesidir. Hatırlarsın işte. Yazıyı da biliyorsun. Sen okumadın. Daha onları pek konuşmayınca böyle biraz... Tabii. Arşın dairesi olan daireyi hayal. Şimdi bak ne oluyor?
tahayyül ve tasavvurla ettiğin zaman taakkule daha geçmemişsin. Taakkul, lef-i mahfuzda değilsin. Daha ilerlesin. Yani, ama hayal, hayalin yaptığını akıl yapamaz. Mesela baltanın yaptığını, iğnenin yaptığını balta yapamaz. Hangisi büyüktür değmez. Çünkü yani birbirine kıyas edip aa basitmiş ya ben de onu çok şey zannediyorum öyle demek biraz cahillik alameti olur. Tamam mı? Mesela hayal nerede ha? Hayal sen taşınıyorsun. Ceset hariç hepsini taşıyorsun. Oradaki olaya gittin oraya. Git memlekete gittin. İngilizcen yok bir şey yok. Tanımadın ne yapacaksın? Aklını kullanacaksın değil mi? Kıyas edeceksin Türkiye'dekiyle. Restoran yazıyor. Ha restoran burada yemek yeniyormuş. Orada tasarruf etmek vahiy ile mümkün. Şimdi ustad hayalen alem misale gitti. Bir sürü şeyler getirdi buraya. Hayal diyor ki ben seni götürürüm arkadaş. Ceset hariç her şeyini götürüyor. Ben götürüyorum seni. Onu hazır ediyor. Sizi hazır görüyorum diyor Hafız Ali abiye. Sizinle görüşmek istediğim zaman diyor, hayale sizi hazır ediyorum. Yani o adamları buraya getirebiliyorsun. Çok da tuhaftır. Hayalin bir özelliği de var. Sen taşınmıyorsun. Mehmet kardeşi ben buraya hayal ederim. Soframa da hayal ederim. Cesedi yok, her şeyi var kesinlikle. Hepsi var. Aynı varmış gibi tesir eder bana, hissederim. Cinsellik zaten böyle oluyor. Hani hayal böyle bir tuhaftır. Hazır zamanda seni çıkartıyor, kanatlarını açıyor hayal. Yani mazi ve mustakbeli halde yaşa. Yoksa Hacer-i Resvet'te secdeni koydurur diyor hapisteyken. Ha, ama niye şaşırdık? Akıl şey, akıl da vahiy ile bakıyor şu sisteme. Eğer vahiy hakim olmasa şu serbest bölge, hususi dünyası tasavvufçuların gibi umumi dünya zannedecek. Umumi yapan nedir? Fikir yoluyla burada akıl çerçevesinde vahiyin şey olması. Adam şimdi geleceğe gitti. Yıkanıyorum, kefenlendim, kabre girdim. Durdum orada. Fikre bakmıyor. Fark o. Hakikat noktasında ise zaman hazırda istikbale fikren gitmek, nazaran bakmak. Ama neyle nazaran? O nazarlar var ya, vahiy şeyleri. Vahiyle bakmak, nazaran. Tabii zaten oturmak demeye gerek yok ya bunu. O zaman cümle alt üst olur ya, her şey değer mertebe anlatılır mı? Yani fikir yoluyla gittim çünkü diyor orada taakkuldur, akıldır, akılda tefekkür vardır, vahiy vardır. Ne olacak böyle allak bullak olur. Sen o arkasını sen de onu okuyoruz. Mesela gelecekte taahhüt bitecek. Taahhütü bir ders işlerken orada kullanacağız. Yoksa böyle detay konuşmayacağız ki. Yani fikri konuşmuştuk kardeşim. Fikir yoldur. Akıl neydi? Vahiy ile akıldır. Yoksa akıl değildir. Burada vahiy hakim. Burada hakim değil vahiy. Serbest bu. Ama atıyor buraya. Buraya serbest bölge melekler de atıyor ama hani bütünsellik olarak ayrışmamış. Her şey mertebede bulunabiliyor. Peki hangisi kaliteli? Hiçbirisi kıyas edilemez birbirine. Yani kendi yerinde şey var. Çok, çünkü baltanın yaptığını, iğnenin yaptığını balta yapamaz. Hayal bambaşka bir şey. Tasavvur da bambaşka bir şey. Taakkul da hepten başka bir şey. Tasdik yoksa ilim yok. Şimdi bunlar yaptın. İzanı yoksa kalbe nasıl yapacaksın? Tamam. Eylem yoksa ne işine yarayacak? İltizam, eylem. Zaten hangisini o geldiğinde? Külli dalacaksın ama. Külli işte bu. Külli dalmak. Mesela sen dedin ya, hayal ne işimize yarıyor, alem-i salın şey. Çıkarttın, nasıl anlarsın? Alem-i salın, şecere şirket olmasa, geçsek ne olur, geçmesek ne olur? Cevap neyle cevap verdik? Sende hayal çıksa ne oluyorsan öyle olur. Hayata külli bir şekilde bakmak. Tabii ya. Acayip. Hepsi tanıdıkça dehşet alıyoruz. Niye? Şimdiye kadar külliyatta şöyle geçtik. Hayal işte, tahayyül ettim, fikrettim, bilmem ne yaptım. Tamam. Risale-i Nur sehri mümtenidir. Zahire baktığın zaman anlaşılmak, verilmek istenen mana veriliyor. Bu sehirdir. Kolaydır, zor değildir. Risale-i Nur neyi vermek istiyor? Aynı zahirini okuyan, lugatsız okuyana da verir. Bu manayı verir. Ama Allah Allah bu neyin nesidir? İnsanda ve kainata karşılığı nedir deyince mümteni oluyor.
sehli mümteni. Çok kolay olan zor. Çok kolay olan zor. Çok kolay olan zor. Baktığın zaman tabii ki ünlü demek yani hayalen biz ezi tasavvuf gibi değiliz falan. Ne anlatıldı? Kabataslar. Hocam bugüne kadar hep anlıyorduk. Hep anlıyorduk. Şimdi ne olma anlaşılmaz oldu. Karıştık. Anlamadığımızı anlamaya evet. Şimdi yok. Enfusi. Suretten her şeyin sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Şimdi sureti bu. Ezi tasavvuf böyle yapar. Biz de böyle düşünüyoruz. Kanuniyetine insanda bunları sahiplenir. Sonra hakikati ise ona taşınmak. Esma'ya mazhar olmak. Burada kesiyoruz. Daha çok üstüde evet, var mı şeyi? Öyle bir zaman. Abi bu şimdi tasavvuf vahiy kullanmıyor mu? O zaman diyor tayyadır. Ha orada kullanmıyor çünkü hayal ediyorlar diyor. Fikir yok. Kullanmıyor abi kullanmıyor. Kullanamıyor çünkü. Niye? Tasavvuf da zaten şeydir. Teslimiyet var ya. Şeyhine teslim ol. Bir şey düşünme. Mok'taki bir Gassinhane'deki ceset gibi. Yani öyle kokulam. Ne diyorsa tamam doğrudur. Tasavvufta böyle olmuş ya, yöntemi sana sunar. Sen uygularsın, onu sorgulayamazsın. Ustad bile diyor ki, ben dedim diye kabul etme, menge vurmadan almayınız diyor. Yani orada çok iyi biliyoruz ki yani sorgulama olmaz, ilim pek şey olmaz denir. Kimde ilmi var? Üstteki tabaka sana yöntemini verir. Sen bunu yap, bunu çekeceksin. Neydi hatırlarsak abi, hemen dimadan, tasdiğinden giriyor direkt. Tasdik ettiriyor bir kere. Ettiriyor. Tasavvufta şuradan giriyor. Tasdik ettiriyor. Onun için aşağı bölgede kontrolü çok sağlam. Yani vahiy pek şey olmaz. Mesela adam galericidir. Adam şarapçıdır, gider menzile. Bir tövbe alır, bir tesbih alır, yoluna girer. Ya bu neyin nesiydi ya? Daha acaba İslam dünyasında meşrep var mı? Meslek var mı? Kendini nasıl inşa edecek? Ya bitti, beni cennete koyar. Salat işine bak, akşam kendi odana da çek. Ondan sonra... Evet, tamam. Ne ha, işte o kadar yani. Yani onlar da vahiy yok mudur diye zatlar, fertler de o kadar olmaz, onu düşünmez. Hatta ilmi al bile okuyacağız zaman, kitap bile okuyacağız zaman şeyhinden icazet alması lazım. Şey mi diyeceğiz abi o zaman? Fiyonu kullanmadığı zekaveti kullandı mı diyeceğiz? Bu konuda hiç zekaveti de kullanmıyor. O zeka tahakkuldeydi zaten. Evet. O zeka zaten orada. O zaten gelmemiş ki. Yani mana ismiyle baktık. Abim bak. Zeka da buradaydı ya. Adam evet. Şurada. Yani tahakkülü aşırtıyor orada aslında. Birisi hususi dünyasını yani tahayyül ve tasavvur ediyor orada. Mesela tahayyül tasavvuru da kullanıyor, oradan tahakkül hop atlatıyor, direkt tasdiğe geçiyor. Tasdiğe geçiyor. Oradan tam bilim yok ya. Gene oluyor bir şeyler. Oluyor ama tam olmuyor yani şey çıkmıyor. Şey oluyor, nasıl biliyorum, çerçevesi yok. Korkuyor, ölümden yine. Ölüm korkması başka bir şey. Başka bir şey. Yani biz sana anlattım. Vahiyye şey olsa korkmaz. Herhalde ben başta mı anlattım? İlk dersin başında mıydı? Ölüm korkusunu anlattım. En başta mıydı yoksa ortada mı? Ortada var. İlginç de var. Korkan var. Yani bunu bakın tahayyül ve tasavvur ediyorlar. Bu tanımanız gerekiyor. Burası serbest bölge. Fikir deyince otomatik akla giriyorsun, periyerine ona götürüyorsun. Burada zanlar var, zekavet var, fikir var, tefekkür var. Esas en önemlisi vahiy var. Zanlar orada yok. Evet. Tasavvurda. Ha tasavvurda evet. Tasavvurda var zanlar. Kayıtlara yanlış geçmiş. Yanlış yapmayın. Zanlar şeyde var. Evet. Tasavvurda var. Şuraya yapayım yazayım çünkü. Yazıyor abi zanlar. Yazıyor. Zanlar. Heyecanlandınız abi. Tamam. Zekavet. Şuraya da yazayım. İtalya kim? Burada keselim. Namaz kılacağız. Bu haftalık da bu kadar. Vâhir davâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.